İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek Özel'de beraberiz. Konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı, Türkiye'nin en tanınmış bilim adamı diyecektim ama artık değil. Estağfurullah. Daha tanınmışı var. Daha tanınmışı var artık elimizde. Türkiye'nin en tanınmış tarihçisi diyecektim ki sonra birdenbire düşündüm. Demeyeyim. Erhan Afyoncu var. Artık çünkü üstadımız, pirimiz Sayın Erhan Afyoncu var. Gündemi değiştirdi. Gündemi değiştiren. O yüzden artık bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor İlber Ortaylı ne yazık ki bu unvanı kaptırdı. Türkiye'nin en tanınmış profesörü, en tanınmış, en bilinen tarihçisi olma unvanı kaptırdı. Bugün Erhan Afyoncu'ya. Spielberg aramış. Erhan Afyoncu'yu duydum ben de. Afyoncu'yu duydun değil mi? Tom Cruise'la bir Fetih filmi yapmak istiyoruz. Ha. Osmanlı'yı anlatır mısın bana demiş. Bu muhteşem yüzyıl mıydı? Ondan sonra muhteşem yüzyıldan sonra oraya danışmanlık yapacak. Spielberg'e danışmanlık yapıyor. Erhan Afyoncu. Fetih filmi için. Tom Cruise Fatih rolünde. Nece konuşmuşlar bugün? Muhteşem yüzyıl Japonca, Erhan mı yaptırıyor? Ha, Japonca. Spielberg'in Japoncası iyi değil mi? İyiydi Japonca. Erhan mı yaptırıyor yüzyıla? Bilmiyor musun? Kıyafet kopuyor. Aa. Hocam bu ne cehalet? Bu ne cehalet hocam? Ben yüzyıla birini tavsiye ettim. O şey. Bizim müzeden Deniz Esemenli. İkisi var. İkisi. Erhan sanatı yapıyor. Tarihi yapıyormuş. Tarih yapıyor. Senin tavsiyen şeyi yapıyormuş. Sanat kısmını yapıyormuş. Sanat, evet. Vallahi ben diziyi beğendim. Sadece beğendin mi? Ben de beğendim. Çünkü öyle şeyler yapılması lazım. Ya, yani şimdi bak filmde şimdi hata olur. Olur tabii. Niye olur? Çünkü bu memlekette en detaylı ilimden en böyle popüler senteze kadar 16. 17. asır yazılmamış. Yani kıyafet bilhassa. Hocam bir de yazılsa bile yani bazı şeyi sinematografi diline aktarırken uyduramazsın. Mesela bir tane hata gördük şimdi. O da nedir? Daha Hürrem yeni girmiş saraya. Harem var. Yoktu ki. Yani Hürrem haseki oldu bilmem ne oldu. Ondan sonra dedi ki aman padişahım niye her gün gidiyorsun geliyorsun? Niye her gün gidiyor geliyor? Çünkü eski sarayda. Yapamamışlar. Üniversitede. Masraftan dolayı yapamamışlar. Hayır o masraf şöyle değil. Böyle şeyler olur. Olur. Yani çünkü bu bir tarih eser değil bir sanat bir yerde. Sonra tabii böyle efendim Kanuni'nin geleli ne kadar zaman olmuş tahta çıkalı. Daha hala Gülbahar yahut Mahinur. Mahidevran. Mahidevran hatun. Şey birinci kadın efendi tıngır mıngır Manisa'dan geliyor. Bu biraz fazla abartma. Onları böyle şeyler yani olur. Ama bunun dışında ben onun o kadar kötü bir senaryo ve böyle hücum edilemez bir eser. Ama çok hocam şimdi oluyor. Hücumlara baktığınız zaman daha film gösterilmeden. Hayır o da olmaz. Daha bir gösterildi bana da bugün söylüyorlar. Şimdi, film ilk defa dün evvelsi gün gösterildi. Dün gösterildi. Bir haftadır filme yönelik, yani daha doğrusu diziye yönelik inanılmaz saldırı. Ya dur seyredin, bir seyredin, bir kim bakın ne var. Kim yapıyor bu saldırıları? Vallahi kimin yaptığını bilmiyoruz. Organize bir saldırı var ama bir anda. Yok, organize. Yani bir günde 5000 şikayet gitmiş Rütü'ye. Rütü'ye 5000 şikayet. Daha yayınlanmamış sonra dizi. Bana şey bir haftada mesaj geliyor, e-mailler. Mani olsanız da yazsanıza. Ya kardeşim ben 25 senedir gazetelerde, televizyonlarda. Bir teknik olarak tarih falan da mesela istiyorum. Hızlı gidiyor. Öyle çok şey değil. Valla. Tudors'tan, Tudors dizisinden etkilendiği belli ama güzel etkilenmiş. Hata her yerde olur. Etkilensin canım ne olacak? Yalnız bak sen madem şey yaptın bir şey söyleyeyim. Sanat tarihi danışmanının biraz daha dikkatli davranması lazım. Tabii çünkü kılık 16. Hayır 16. yüzyılda Rika yazı yoktu. Şeyin ölüm çok haberi, Yavuz Selim'in ölüm haberi Rika geliyor. Bazı sarıklar... örfi şeyler falan mücevvezeler. Ölüm haberi Rika ile gelmez. Gelmez de işte onları. Ölüm haberi Rika ile gelmez çünkü bir ulak koştururlar. O ulak zaten söyler ve öbürü de yani şimdi çok kaba bir tabir olacak ama defi hacet için bile vakit harcı şey yapmadan fevd etmeden dakika fevd etmeden derhal yola çıkar. Evet. Tabii Kanuni olayında bu şeydi, bir çocuk kalmıştı. Yavuz Sultan Selim bilinçli olarak han bir çocuk bırakmış, bir oğul. Fakat diğerinde devletliler çok kötü olaylar çevirirler. Mesela Sultan Cemcilerle Sultan Bayezidçiler. Çok açık bir şey. Vezir-i Azam Fatih öldüğü vakit ve bazıları Cem Sultan'a kazık attılar amiyane tabiriyle. Derhal Bayezid'e koşturdular. Niye cebi istemediler peki?
İki sebebi vardır. Sultan Cem Yeniçerilerin gözdesidir, askerdir. Devlet ve memleket harpten usanmıştır. Tabii Fatih zamanında büyük usanmışlık var. Ve şeydir, Fatih Sultan Mehmet ve Cem Sultan çok Rönesans tipi adamlardır. Yani gözleri aydın, bu tarafa bakar. Batıya bakar. Bu taraf ise artık biraz daha böyle sofi, netikim veli diyorlar. Ne veliyse ama diyor, yani bir abartma var. Burada belirli grupları ölçerler. O devlet adamı onu bilir. Bir devir değiştirmek lazımdır artık. Aralarında kararlaştırırlar. Ne yapıp edip Bayezid'i getirirler. Kapıldığı an taht artık öbürü açıktadır. Açık. İşte iç harp olur, feci şeyler olur sonra. İstenmez bu. Çünkü veraset meselesini henüz çözemedik. Henüz o tabirde. Biliyorsun Selçuklu hanedanı, İran olsun, Anadolu olsun devamlı şeyler arasında, şehzadeler arasında kavga vardır. O iç harptır, çok feci şeydir. Şimdi Osmanlı stabilize etmeye çalışıyor sistemi. Daha henüz sağlam bir veraset sistemi yok. Fakat hiç değilse bu gibi iç harp. Çünkü kaybedersin. Yani kaybedeceğin yer çok hassas bir bölge. Orta Doğu'ya ve Balkanlara nüfuz etmişsin. Hassaten Balkanlara 15. asırda Devlet-i Ali'ye bir Balkan devleti evet, henüz. Tabii. Anadolu ve Orta Şark yok ortada. Bunun küçük bölümü var. Şimdi burada bir iç harp felakettir. Yani şey kurduğun yapı anında devrilir. Onun için buna çok dikkat edilir. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Evim diyorlar kardeş katli, oğul katli de var. Ama başka türlü git. Başka türlü olamaz. Tabii. Mesela Yavuz Sultan, Yavuz Sultan Selim Han'ın o açık bir isyan teşebbüsü. Yavuz Sultan Selim Han'ın nasıl şey yaptığı, tahtı tek başına kendi seçtiği oğluna hazırladığı tartışılıyor bugün tarihçiler arasında. Elan ne yapacaktı yani? O ne demek yani? Başka çocukla kendi mi götürdü? Kendi götürdü diye kendi şey var. 8 sene sen Orta Şark'ta dolaş, Sina çölünü geç efendim. Cemal Paşa'nın geçemediği çölü sen geç. Ha ondan sonra hepsi gidecek bir iç harple. Olacak iş değil tabii, onun için çok uyanık o şey var. Onun üzerinde duruluyor. Tabii ama şimdi baktığın zaman tahta geçişlerde hep problem var. Mesela Yavuz'un tahta geçişi de çok normal değil. Darbe babasını götürdü. Babasını tahttan indirip geçiyor neredeyse. Babasını tahttan indirdi ve katletti. İyi de etmiş. İyi etti ayrı. Taht katletti, zehirledi çok açık. Zehirledi mi kendi mi öldü acaba? Vallahi sefere babasını niye götürüyor yani? Tahta geçmişin sefere yani ne arıyorsunuz orada? Efendime söyleyeyim ki belli yani bırakamıyor peşinde ve zehirlediği çok açık görünüyor. Başka bir çare yok. Sonra kendi kardeşlerini tabii değerli olanları var Korkut falan değil mi Ahmet ama hele bir tanesi bilmiyorum çalışacaktır ortaya çıkar mı şey Fleischer yani o bunun bir Arapça traktatını buldu eseyini. Siyaset üzerine Şehzade Ahmet'in. Ahmet'in. İşte yani derin şeyler onlar yani çok bilgili adamlar. Yani sırf Yavuz değil hepsi öyle onlar. Öyle yetişiyorlar. Gün geçtikçe şu bizim kütüphaneye bakıldıkça neler çıkıyor şehzadeler hakkında? Nasıl portreler çıkıyor karşımıza? Yani böyle gelip geçtiği ismiyle baktığımız insanların adam akıllı, okkalı yetişmiş insanlar olduğunu görüyorsun. O nasıl bir eğitim? Ve o eğitimin kıyısından, köşesinden o devşirme çocuklar da istifade ediyor. Yani onların da içinde neler var? Siz düşünebiliyor musunuz mesela buradan bir Anadolu'dan bir çocuk toplayacaksın. 15 yaşında götüreceksin. Bu muhteşem bir İngiliz münevveri olacak. İngiltere kuramadı bunu tam. Yani böyle bir şey yapamadı. İngiltere'nin yetiştirdiği Hintliler zaten Brahmin sınıfından tamam. Yahut şehirlerden adamlar. Yani ya Nehru ya Gandhi falan. Böyle köyden alıp da adam yetiştirme yok yani Oxford'da, Cambridge'de. O mekanizmayı tam kuramıyor. Ama Osmanlı kuruyor.
kuruyor. Ama Hindistan'ın... Mesela Amerika diyorlar, Amerika standart adam yetiştiriyor. Yani köyden devşirdiği adamı oturtup da böyle Osmanlıcayı bilen, yazan falan sarayda en içeri ise başka. Şimdi daha da enteresanı var. Bir de eğitimliyle oynayabiliyor. Hadi eğitimsiz yap. Bizden de işte eğitimsiz, yarı eğitimli Türkleri aldı, Amerikalı yaptı. Yap. Peki. Eğitimli işte Mahmut Paşa veli ünvanı alıyor da. Veya Sokollu Mehmet Paşa Soko. Bunlar ruhban ailesinden okuması, yazması, felsefesi olan çocuklar. Ve kocamanken devşirilmişler yani. Öyle 9 yıl. Hristiyanlar değil mi o sırada devşirilmişler? Efendim Hristiyan, büyük rahipler ailesindenler. Okumalar, yazmalar falan, felsefeler var. Ama onu Hindistan köylüsüyle Yugoslav Boşnak Sırp köylüsü aslında çok fark var. Var tabii. Onun için yani ama kolay yapıyoruz. Belki yani hayır dağdan alıyor falan getiriyor yani Hırvat'ı falan ama şeyi de getiriyor. Şehirde okumuş aileden aldığı da var. Yani istisnai olarak biliyorsunuz kilit ailelerin ve sınıfların çocukları da alınır ikna metoduyla. İkna denir ona. İşte bunları da yapıyor. Mesela şimdi Sokullu Mehmet Paşa birinci sınıf bir Osmanlı entelektüeli, bürokratı. Öbürü de öyle. Mahmut Paşa da öyle. Yani bunların üzerinde durmak lazım. Bu çok ilginç bir şey. Ve bu bir eğitim yetiştiriyor insanları. Yan yana yetiştiriyor. Ve baktıkları padişahlar onlar için komutan, dux tam anlamıyla bir kayıt. Onun için ona bir bağlılık var. Ve o devam etti. Tarih yazımıyla devam etti. Yani Türkler monarşist bir millet değil ama monarklarını seviyorlar. İkisi farklı şey. Yani kör kör gözün parmağına ben kralı isterim demiyor. Monarkını seviyor, hükümdarını seviyor bir mareşal olarak. Velhasıl film benim hoşuma gitti. Gidiyor. Yani bu film bir başlangıçtır, yani. Bir denemedir. Bütün kanallarda yapılıyor. Gerçi daha önce denendi, hatırlar mısın? Kanuni ile ilgili bir film çekildi. Hangisi var? Bir dizi çekildi. Yıllar önce yine Show TV'de mi? Show TV'de inandı galiba. Bir Kanuni gibi bir şey. Çok iyi dekorlar vardı ama... Dekorlar iyiydi, evet. Yani Fatih, açık söylemek gerekirse şimdi... Ben böyle bir filmin çevrilmesini böyle... Bu kadar masrafla ve ayrıntıyla akademik bilgilerin yer alması hoşuma gitti. Yoksa oyuncular için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yapmacık çoğu. Yani Sinan Paşa'yı oynayan şey, İtalyan neydi? Cigallo'yu. Evet, Cigallo şeyin, Hatice'nin kocası. Ha, Hatice'nin kocası İbrahim Paşa. İbrahim Paşa'yı oynayan. İtalyan mı bilmiyorum. Bence Kanuni'den iyi oynuyor. Yani dünya hükümlü. Yani Kanuni bazı biraz prodüktör ve aktör. Hı. Yani ama gerçi Türkiye'de karakter oyuncusu kalmadı ama. Lazım. Peki mesela Kanuni sarışı ve mavi gözlü müydü? Açık renk. Yok. Açık renk diyorlar. Açık renk ama bu mavi gözlü. Gözü değil, açık renk. Ama boyunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Doç raporunda var. Doç raporunda ne var. Doç raporu ya? Doç'un raporu. Doç mezurayla mı? Ama uzun boylu. Sultanı. Süleyman Ağmey'i mi diyorsun? Yok efendim, gayet basit. Kaftanından. Hayrullah Bey çok akıllı bir müdürdü. Bir dakika. Kıyafetleri hanedan mensuplarına giydirdi. Ve Kanuni'nin kıyafeti Neslişah Sultan'a cuk oturdu. 1.80'e yakın. Yalnız bir şey var orada. Sonradan hesaplandı o. Kumaşın bir çekme oranı var. Çekme oranı var, tamam. Bir, ikincisi maalesef 1950'lerde... Evet. Yıkamışlar bunları. Hayır. Ne yapmışlar? Karıştırmışlar. Kağıtlar karışmış. Ha, kağıtlar karışmış. Şimdi sizdeki hangisi Kanuni tam bilinmiyor açıkçası. E bilinmez, ne yapayım? Ama vitrini boşaltırken... Ama Doç raporunda söylüyor, uzun boylu, evet. Esmer tenli. Yani Çelebi Mehmet, İşte biz onun için... Nezişah Sultan'a giydirildi, çok uzun diyorlar. Tibet'in üstünde biz, yaylade sürülmüş. Biz onun için şey yapmak istedik, yani... Bu elbiseyi Hümayun denen bölüm artık tamamıyla restore edilsin falan, buna karar verildik. Arada birisi maalesef sponsor oldu halde son dakikada çekti parayı, sanki bir paraymış gibi. Şimdi işverenler sendikası, eksik olmasınlar, Halit Narin Bey ve arkadaşları bu işi yüklendiler. Restore ediliyor. Elbiseler seksiyonu. Ve o tespitlere göre gene bir şey yapılabilir. Bundan sonra daha sabit olacak. O kalkan bazı şeyler bulunacak.
Biz çocukken şeyi gördük. Çok ilginç. Mesela Genç Osman'ın üstünden ya. Çıkma. Tabii Genç Osman'ın üstünden evet. Çıkma. Yani kanlı duruyor. Katledilen şey duruyor. Fatih'in yırtılan kaftanı Gebze sahrasında öldüğü an. Niye saklamışlar onları peki? Her şey saklanır. Çünkü adeta. Onlar murassa kıymetli eşyalardır. Bir kısmı demirbaştır. Hepsi saklanır. Siz biliyor musunuz? Şeyleri sakladılar. Bu kuka şeyindir biliyorsun. Bir sütün kabuğudur. O kullanılıyor kahvede. Ne? Kuka dediğimiz şey. Kuka, tabii onda orada atmamış kabuğunu. Kullanmış çünkü tesbih yapıyor falan. Kukayı. Saklanmış yani onun için. Tesbih yapıyor ondan. Ama mesela iki tane şey var. Mesela biliyorsun. İki kaftan var. Aynı. Her şey aynı. Biri 17. biri 19. yüzyılda çıkıyor. Yani Filiz Hanım'ın söylediği o şeyler kağıtlar karışmış. Karıştırmaz. Filmden geldik buraya ama keşke öteki kanallarda böyle şeyler çekse. Ciddi şekilde ama. Yani bir şeyi devamlı böyle tenkit etmek iyi bir şey tabii değil. Canım. Burada pahalı bir işlem ya. Bunu yapmak kolay bir şey değil. Hayır, değişiklik ama daha seyretmeden tenkit ediyorlar. Bitmeden böyle şeyler peşine gidiyor. Peşine atan. Yani daha birincisini seyrettiler. İkincisinden, üçüncüsünden örnekler vermiyorlar. Zaten tenkidi yapanlar kendileri her şeyi çok iyi biliyor mu? Onu da bilmiyorum. Ve bir başlangıç söz konusu. Ona dikkat etmeleri lazım. Hocam şimdi diziye, Kanuni'ye falan tekrar döneceğiz de Topkapı Sarayı'nda neler oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ne olacak? Aleyhinize beyanatlar veriliyor. Veriliyor. Vermemesi lazım. Bürokraside böyle şeyleri. Nedir konumlar? Bu akide şekeri kültürü. Ne demek o? Demecinde vardı o beyanatta. Hocanın sözü akide geçmez benim geçer. Akide şekeri seviyormuş peki. Efendim o bilmem ne şekeri istese ben akide şekeri istesem benim istediğim şekeri alın. İkisi yahu, de alınmıyor. Karşındaki İlber Ortaylı. Bizim tahtı terazi koyduğum vakit bana şey yok. Şey yok. Şeker yok. Ben tanımıyorum bizde. Bir kere gördüm müdürü ama bugün ben Kültür Bakanlığı'nın üst düzey bir görevlisiyle konuştum. Dendiğine göre... İzleyiciler bilmiyorsa bir konuyu özetleyelim mi istersen? Şimdi efendim, hoca anlatsa aslında. Yok hoca anlatmaz şimdi hocam. Kendi biraz anlatır. Biz ona soracağız. Topkapı Sarayı Müdürü İlber Ortaylı sadece orada. Misafir teşrifatla alanlar, görevlidir dedi. Teşrifatla görevlidir. Hiçbir görevi yoktur. Hiçbir yetkisi yoktur. Her şeye ben karar veririm diye bir demeç verdi. Doğru. Hangisi? Teşrifatla görevlidir. İngiliz kraliçesi falan ama. Hiçbir yetkisi yoktur. Doğru. Kraliçe bilmem ne falan filan. Hayır herhalde değil o. Ben bir takım sözleşmeler, sergiler, onların sözleşmelerini biz hala yazıyoruz, imzalıyoruz. Yalnız ben o çocuğun yani kabahati olduğunu zannetmiyorum. Niye? Bugün dediğim gibi sizin bakanlıktan üst düzey bir yetkiliyle konuştum. Bu sözü maalesef genel müdür etti dediler. Bunu burada söylemek lazım. Müzeler genel müdürü mü? Evet. Yani tam şeyi nedir? Müzeler tabiat şeyi öyle dediler bana bilmiyorum. Sen böyle söyle demişler. Tabiat varlıkları ve müzeler şey, genel evet. Yani sen demişler İlber Hoca'nın aleyhinde bir iki laf etlenmiş. Hı, bana söylenen bu. Ne oldu boyu mu uzadı edince? Bilmiyorum işte. Yani şimdi bir çevre hocayı o da istemiyor. Yani çünkü Topkapı Sarayı bazı çevrelerde maalesef bir ilahi makam merkez gibi görünüyor. Ve geçmişte orayla çok uğraşıldı. Filiz Hanım'ın başına neler geldi biliyorsun. Peki bir yerin ilahi yani, makam olması daha dikkatli ama, hitap edilmesini gerekir. Evet ama bazı kişiler bir şeyin farkında değil. Terazinin bir tarafına, kendisini bir tarafına İlber Hoca'yı koyarsın. Çok ağır basar. Zaten çok üst düzey yerlere falan gitmiş bu mesele. Dikkat ediyorlar. Bu kadar söyleyeyim. Peki sen bir daha işte herhalde. Dikkat ederiz. Dikkat etmek lazım. Çok üst düzey seviyedeki kişiler ne oluyor diye bakmışlar hocadan ne isteniyor, bu laf nasıl ediliyor diye. Çok üst düzey. Yalnız bizde bazı memurların alışkanlığı var. Mesela şey Topkapı'da hayalet geziyor diye bir gazeteci yazıyor. Kaynağı bizden çıkmış baktım ben ona. Ama evet ama aynı şey değil. Değil tabii. Şimdi sen şey düşünsene değil. Hayrullah Örsün, evet. Rahmet Hayrullah Bey'in. Başka bir müdür için. Canım o bir şey değildi. Benim sözüm geçer. Asıl bu da patron benim dediğim. Ama Hayrullah Örs yani
Genel müdürlükten geldi yani oraya. Yani düşünebiliyor musun? Yani bu bir geçen yazdım. Bu biliyorsunuz artık açıklandığı için. Evet, ya işte, büro evet. Eski büro. Ya komik şeyler başka. Geliyor ya. Fatih Bey diziyle ilgili bir sıkıntı var diyor. Hava eşeklerin patlayabilmesi için barut gereklidir. Fakat barutun icadı o yıllarda olmamıştır. Beyefendi İstanbul'u fethederken Fatih Sultan Mehmet topları yellenerek mi atıyordu acaba diye ben size sormak isterim. Bu teknik. Orhan Gazi zamanında barut top var. Barut top var diye. Yani Çinlilerde hani Çinlilerde var bin senedir. O iman başka bir şey ama bu barutu tabii bilmek lazım. Gunpowder. Yani onu Cipolla yazar öyle. Basit el kitapları da var bunları anlatan. Cipolla'yı İngilizler, Amerikalılar nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum. Cipolla diyorlar da muhtemelen. Onun çevrilendi Türkçe'ye basit. Dizi bu, film bu, sinema filmi gibi. Belgesel değil, bu iki şeyi karıştırmıyor. Tam %100 doğruluk olmaz ama taptıracak kadar şeyler olmaması lazım. Kanunun önünde bir atlas duruyor, harita duruyordu. Dünyanın yuvarlak olduğu görünüyordu haritada diyor. O zaman dünyanın yuvarlak olduğu henüz bilinmiyordu. Yok artık, o borcu. Eski haritalara baksınlar. Dünyanın yuvarlak olduğu, şu bizim okul bilgilerini lütfen unutalım. Dünyanın yuvarlak olduğu Batlamyos'tan beri biliniyor. Tabii. O da bizim bugünkü bilgi edinmemizde daha evvel de olabilir. Ptolemaios yani şey milat sıralarıdır bu işin bilinmesi. Bu tabii daha bak enteresan bir şey onu herkes bilir. Eski haritalarda güneş dünyanın etrafında dönerdi biliyorsunuz. Bugün de gemiciler öyle gidiyorlar. Yani seyri sefain ona göre yapılıyor. Gaylan Ptolemaios devri gibi güneş etrafında dönüyor. 13. yüzyıl Mevlana'nın gazeli vardı biliyorsun. Bir çudane mamisali Asya, Asya keydan için yadeş çera. Gönülgü, buğday tanesi, şey bir değirmen. Bu dönüşün, etrafında dönüşün sırrını nereden bilecek gönüllüyü? O zaman biliniyor. Evet, yani bu şeyler dünyanın yuvarlak olduğu, küre olduğunu işte Kolombus, Kopernikus falan onlar başka şeyler. Yani daha evvelden var o. Tabii canım. Daha evvelden biliniyor. Tabii yani her şey. Yani dünyanın kadar... yuvarlak olduğu Kopernik'ten önce biliniyor mu? Tabii canım ya Mevlana'nın şiiri döndüğü söyleniyor. Şeyden diyor. Çera bu dönüş niye diyor. Yani. Helenistik devirdir tabii. Bunlar. O zamanki Araplardan... dünyada bilinmeyen yerler var. Terra incognita. Değil mi? Evet. Ama o şey yuvarlaklık var. Hatta dönüşün şeysi de elipsi de çok az hatayla biliyorsun evet. Hesaplanabilmiştir. Mesela bizim Ulu Bey'de. O terra incognita bilinmeyen yer. Ya bizde şey oluyor birisi... harita deyince Türkiye'nin karşısındaki ülkeyi böyle çizmiş ya. Nasıl? Selanik altta Atina üstte çocuklardan biri. Yani bu coğrafyacılık işini halletmemiz lazım. Canım. Şey doğru mu? Murat bir ara vereyim sonra konuşalım şu coğrafyacılık işini de. Hakikaten coğrafya rezalet yalnız. Geçenlerde bir program söyledim. Okulda bizim bir arkadaşımızın kızına Türkiye'nin komşuları diyorlar Balıkesir diye cevap vermiş. Balıkesir. Fakat bu harita en enteresanıydı. Çok enteresan şeyler oluyor. Bir kısa reklam arası değerli izleyiciler sonra beraberiz. Efendim müthiş bir soru yağmuru var. Ben böyle bir yağmur pek ender görürüm daha programın başında. Onları soracağım. Bu arada birkaç programdan beri doktor izleyicilerimizden özellikle mailler geliyor. Fatih Bey niçin bu kadar zayıfladınız diye. Niye? Jimnastik. Hocam ben jimnastiğe karşıyım. Jimnastik insanı sakat bırakır. Doğru. Bütün sakatlıklarımın sebebi geçmişte çok yapmış olduğum sporlardır. O yüzden sporun çok zararlı olduğunu söylüyorum ben. Burada bir hocayla tartıştık hatta spor ekibiyle kazandım. Spor değil, yememe. Ha yememe iyi, pek güzel. Evet doğrudur. 12 kilo zayıfladım. Maşallah. 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 Darısı başınıza Murat Bey. Bazıları öyle diyor. Siz çok zayıfladınız Murat Bey'den biraz şey yapın diyor. Sen de zayıfladınız. Göbeğin azaldı. Evet, bayağı evet, azaldı. Evet. Öyle diyorlar. Rejim yapıyor artık kuzu eti yemiyor. Kuzu yemiyor. Rejimi böyle. Danaya başladı. Ama geçen gün, geçen gün 4 pide yedi İver abi. Dedim ki ya 4 pide yenir mi dedi. 4 değil dedi. 1,5 da onlar. 6 dedi. Allah Allah. 3 porsiyon o yedi, bastırmalı. Bastırmalı.
ekmeğini atıyor. Ben sadece, bir dilim yedim. Geri kalan hepsini kendisi indirdi. Yani dilim şey, çift pide kesilmemiş bir dilim. Ama ince hamur. İnce hamur. İnce hamur. İnce de değil, güzel yani. Güzel, güzel. O pideci çok güzel. Çok güzel pideci. Adını vermeyeyim, reklam olur ama. Pastığıma yumurta of. Of 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 of. Yarın ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Çalışacağız çünkü öbür gün. Tokat sucuğu. Paçalı pide yap, börek yapacağım. Paçalı börek yapacağım. Tokat sucuğu şeyle Erhan'la birlikte. Tokat'ın çok güzel çemeni var söyleyeyim. Bildim. Nefis bir çemen. Tabii. Sadece o çemene yumurta kıracaksın. Of. Bütün mahalle kokuyor ama çok güzel bir şey. Ben odamı taşırım senin yanına söyleyeyim. Onu yersen var ya. Sen odaya, odanın yanından geçilmez. Sorular enteresan. Şimdi şöyle bir soru geldi. Ben bunu ilk defa diyorum. Doğru mudur değil midir? Yani doğru olduğunu zannetmiyorum ama. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Eyüp Sultan'ın mezarını bulduruyor. Evet. Mezarı açtırıyor. O bulmuyor. Molla Hazretleri buluyor. Hocası. Akşemseddin buluyor. Evet. Evet, Akşemseddin rüya buluyor. Rüya görüyor. Buluyor. Siyasi rüya. Olabilir. Hayır. Sorulan şu. Mezarını açtırıyor Fatih Sultan Mehmet. Görmek için. Orada hiç mezarlık yok. Bilinmiyor. Çünkü orada biliyorsun Bizans devrinde tamamıyla bir çayır. Yani hiç meskun değil. Yok, soru şu. Mezarını açtırıyor. Kazdırıyorlar. Mezarı buluyorlar. Açtırıyor mezarını ve Eyüp Sultan'ın ayaklarını öpmek için mezara giriyor Fatih Sultan Mehmet. Fakat Fatih Sultan Mehmet ayaklarını öpmek için eğilince Eyüp Sultan ayaklarını çekiyor. Fatih çok üzülüyor. Diyor ki bana niye ayağını öptürmedi diyor. Akşemseddin diyor ki sizin gibi bir büyük hünkârı, İstanbul'u fetheden bir hünkârı ayaklarını öptürmeyi kendine yakıştıramamıştır. O yüzden çekmiştir diyor. Doğru mu bu? Ha bu anlatılan bu rivayet. Bu rivayettir, anlatılır. Bunları niye siz? Hep ikinizde ben bunu görüyorum. Bu emanet-i mukaddesedeki bu asa doğru mu? Doğru. Karbon 14 yaptıralım. Yaptı. Şimdi de bu niye yaptırayım ya? Vatikan'da da yaptırmazlar. Hiçbir yerde yaptırılmaz. Hayır efendim. Yaptırdılar. Niye şey yaptılar ya? Bir tanesini yaptırdılar. Allah akıl versin yani. Kefeneye mi yaptırdılar? Kana yaptılar. Kilisenin gerilemesinde bazı şeyler var tabii sebepler. Yaptırdılar. Vatikan yaptırdı. Böyle şeyler, bunlar tamamıyla inanç meselesidir. Eyüp Sultan meselesi Türk tarihinde müthiş bir formüldür. Yani biliyorsunuz Türkler bütün Anadolu'yu evliyalarla donatarak orada bir nevi bir atmosfer yaratıyorlar. Bu çok önemli bir şey yani. Bu atmosferle bir yer memleket oluyor. Çünkü ilk önce bir şey getireceksiniz, mukaddes emanetler havası, bir sakrıt relik. Öbür kısım oradan gelir. Yani bu antropolojide Almanca bir kelimedir. Volksfrömmigkeit derler, halk imanı. Ve bu gibi emanetler sadece Müslümanları değil, garip bir şekilde öbürlerini de bağlar. Veya sadece Hristiyanları değil, garip bir şekilde Müslümanı da bağlar. Yani öyle birinin kutsalı herkesin kutsalı. Ya çok kapsar. Mesela bakın İstanbul'un hatunları, ben çocukken bile, sen yetişmedin, sizler değil. Ben çocukken bile Sultanahmet'te mesela şehzade başında böyle bir sürü tipler gidiyor Kara Meryem'e gidiyor abi, surlarda. Hatırlamaz mıyım ben? Şeyde, onu da sen de gördün. Şeyin Mayıs'ta Hazreti Meryem'in hurucu. Bunun için bir Bizans şeysi, Roma diyeceğiz, bir merkadi oraya gidiyor. Ziyaret ediyor hepsi yani. İnanılmaz bir şey. Mihrimah'ın hanımında yıkanmaya giderlerdi. Evet. Hasta olanlar. Bir takım mesela şimdi Ermeni Rum kiliselerindeki mukaddes sular, ayazmalarda herkes gider şifa bekler. Yani bunlar ilginç şeylerdir. Onun için bu tabii daha büyük çapta olunca, bir nevi devlet artık protokolü buna bağlı olunca, belirgin mucizeler çıkınca bunları tartışmak burada şeysizdir yani, platformu değişiktir bunun. Bunu baş edemezsiniz yani, bu var mı yok mu, hakiki mi değil mi falan, yani nedir bu soru? Anlaşılmıyor değil mi? Şimdi maşallah Suudiler her yeri kapatıyorlar, yok ediyorlar. Bidattır diye. Mezarı kapıyor. Mezarı kapatan adam oturur herhalde. Oradaki mukaddes emanete de pek riayet etmemesi gerekir. Nedir o bizdeki Suudi yetkililerin şeysi?
Sırf Hazreti Peygamber hırkası falan değil. Her şeyi tavaf ediyorlar neredeyse geldiklerinde. Yani bunlar çözülür sorunlar değil. Sizlere bundan uğraşmayı tavsiye etmem. Fena yersiniz. Biz ne yaptık ki? Soruyu nakletti sana. Kim? Seyirciden gelen soruyu nakletti. Tabii ona da aynı şeyi söylüyorum. Yani bunlarla uğraşılmaz. Kutsalla uğraşılmaz. Evliya Çelebi'nin senin saraydaki kütüphanedeki nüshada yazılı olan Eyüp Sultan kısmını anlatsana. Evet. Ne yazar? Ne yazıyor? Ya bunu naklediyor işte. Bunu naklediyor. Daha önce bir mezarlığa mıymış orada? Efendim? Daha önce bir ziyaretgah mıymış orası? Hayır, fetihten önce değil tabii. Bu fetihten sonra bulunan galiba bir şey. Galiba fetihten önce bir şey vardı. Aa, onu bilemem. Yani ben o kadarını hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum tamam ama. Ben hatırlıyorum da söylemem. Sonra kabak benim başıma patlar. Ben de söylemem şimdi. O zaman söyleyelim. Sen söyle peki. Evliyanın bu şeyini nakli. Yalnız Evliya Çelebi İstanbul çok kıymetlidir de sosyal hayat, kültürel hayat. Biraz da arşınları doğru ölçtürseydi. Topografyası beter. Sakın İstanbul'u ondan öğrenmeye kalkmayın yani. Neden? Hesapları mı yanlış? Bilmez, harita bilmezler. Mezur ölçmeyi bilmez. Yani geometriye yoktur. Ama tabii İstanbul için en önemli şeydir. Esnafın hayatı, esnaf teşekkülleri, asayiş, folklor yani muhteşem bir manzaradır. Yani bir metropolü böyle kimse tasvir edemez. Mümkün değil. Ama coğrafi olarak anlatamaz. Yani şey yaptı, ellihanelik köy değil. Bir dünya metropolünü hiç kimse böyle tasvir edemez. Yani mesela ne Roma böyle tasvir edilmiştir, ne Osmanlı'dan evvelki Roma müthiş bir adam. Fakat size ölçüm yoktur. Ondan gezmeye kalkarsan yolunu kaybediverirsin tabii. Yani bunlar çok önemli. Bütün her yeri gezmiş kaybolmamış adam şimdi İstanbul'da. Efendim, her yeri gezmiş kaybolmamış. Her yerde aynı şey var küçük bir yer değilse. Yani bugün Evliya Çelebi bak o yıla girdik elhamdülillah 400. doğum yıl dönümüne. Şey yapıyorsunuz değil mi siz? İşte biz ne yaparız bilmiyorum. Yani aslında Türkiye güya UNESCO'dan falan almış. O UNESCO... Sen ne yapacaksın? Akide şekeri isteyen müdür mü? İkisini de dağıtırız. Akideler nasıl olsa bizim bütçeden çıkmıyor. İstanbul'un şekercileri, kahveci, kuru kahvecilerimiz falan eksik olmasınlar veriyorlar. Burada tabii çok önemli bir konu var. Evliya Çelebi'den Kafkas dilleri öğreniyor millet. Yani Evliya'nın zamanında yazılı olarak kaydedilmeyen Kafkas dillerini etimoloji historik yapıyorlar. Çok önemli bir şey. Tarihi etimoloji bugünkü Kafkas alimleri. Çünkü onun kayıtlarıyla. Adam Arap harfleriyle kaydetmesi çok daha açık olacakmış fonetiği. Yani ilginç bir adam. Çok dahi hakikaten bazı Evliya insanlar böyle. Evet. Sonra gözlem. Mesela Girit'in resimleriyle Mısır'ın şeyleri arasında, piramit süsleri arasında falan bağlantı kuruyor ve iki coğrafya arasında. Yani eser yok ya 17. asırda kim konuşur böyle şeylerle? Neler yazmış adam? Enteresan adam yani. Neler değil mi? Onun yanında Tursa hikayesi de var Nil'de. Evet. Erich Brokesh. Onun tercümesi en güzeli bence. O timsah hikayesi bir de Ali'de var biliyorsun. O da mı tekrarlamış? Biraz demek başka ki bak versiyonunu, meraklarımız yakın. Biraz başka tarzı. Versiyonunu vermiş de o versiyonla artık Erhan Afyoncu uğraşıyor filmden sonra. Bu Erhan pişman oldu bu işlere bulaştı. Yok çok memnun. Çok memnun canım. Öyle mi? Her dakika ekranda. Yok, ikinci yazı da çıkarttım. Öyle mi? Sonra mı çıktı? Başkasını çağırıyorlardı yapma dedim. Yani kendi şeyin üstüne başkasını oturtma. Bu güzel bir şey film olarak. Çünkü anlayış güzel. Para ayrılmış. Ciddi bilgisi olmuşlar. Kostümler falan gayet şık, gayet güzel. Evet ve şeyin de çok etkisi olmuş. Gayet iyi bir etki. Peki filmde şöyle bir bölüm varmış. Ben izleyemedim açıkçası ama. Filmde şöyle bir bölüm varmış. Kanuni diyormuş ki bizim rakibimiz Şah İsmail değil, Fransa kralıdır. Oraya odaklanmamız lazım. Şahken ve Ferdinand diyor. Bu bir yorumdur. Tarih yorumudur. Tarih yorumunu filmci oraya kanuni konuşturarak ortaya koyar. Bu tarih yorumu nereye dayanır? Kanuni'nin Bağdat'ı
fethetmekten ötedeki Bağdat dediğin işte bugünkü Irak tamamıyla. İran seferleri biliyorsunuz ne babası kadar ne de kendinden sonrakiler kadar derinlemesi nedir? Kafkas için de aynı şey söz konusudur. Mısır'ı falan zaten Maçlık dünyasını sevgili babası cennet mekan pederi ona fethedip hazırlamış. Gözü belli nereye gitti. Yani böyle bir lafı demiştir mutlaka. Dedirtiyorlar. Yani şimdi bir sabahtan akşama aşağı yukarı 2000 kadar şehitle tabii ateşli silahları da kullanarak yalnız ateşli silahları kullanabilme kapasitesi bakımından Macarlar yakındır Osmanlı ordusuna. Yani diğer Avrupa devletleri gibi değil, ateşli silahları kullanabilme ve merkezi ordu bakımından, çünkü Kara Kartallar ordusunu kurdulardı, merkezi ordu bakımından Macaristan kapasite olarak yakındır Osmanlı'ya. Buna rağmen bir gün içerisinde kocaman Macaristan Krallığı kalktı ortadan. Ne demek bu? Bugünkü Hırvatistan, bugünkü Slovakya Cumhuriyeti, bugünkü Ukrayna'nın bir kısmı ve bugünkü Romanya'nın yarısı, Erdel kesimi şeyi almıştı zaten Sırbistan'ı Macaristan'ın elinden. Bunların hepsi sadece ve sadece Pressburg kısmı kalmak şartıyla Avusturya'ya bitti. O apostolik Macar krallığı bitti. Üstünden de Viyana kuşatmasına geçti. Geç kalmıştı. Eylül'de kuşatmaya girilmez Avusturya bölgesinde. Onun için onu bırakıp dönmek zorunda kaldı. Ziget var Cengi malum ölümüne gitti oraya. Bundan dolayı tabii belli Kanuni'nin nereyi hedeflediği. Ama İtalya'ya çıkış yok. Kanuni gibi güneyden değil. Mümbit yerleri seviyor. Mümbit yukarıda oğlarda gidiyor. Evet. Yani güney öyle bir yer değil. Güney hiç hoş bir yer değil ama belki bugünün gözüyle hani Rönesans medeniyeti açısından güney daha iyiydi diye düşünüyorsunuz. Biliyorsunuz Kanuni'nin zenatı kuyumculuktur. Hem de iyi kuyumculuktur. Gülru'nun bir makalesi vardı Necipoğlu'nun. İbrahim'le yani başvezir İbrahim Paşa'yla Kanuni'nin bir Venedik tacını getirtme meselesi. Şu şey gibi kupa gibi bir tane. Ve oradaki münakaşası onun tabii bu nedir? Yapıldı geldi falan yanlış hatırlamıyorsam. Çok ince bir kuyumcu. Yani garip şey o kılıç tutan adam çok ince bir kuyumcu. Sikkezen dediğimiz para basmayı bilenler, mühür kazıyanlar. İşte sen biliyorsun değil mi? Son halifenin kardeşi Seyfettin Efendi. Mahyacı o koca gövdesiyle minarelerin çıkmıştı Allah Allah ve müzisyen. Yani mahyacılıkla onu yapan adam geçinir bütün yıl o zaman. Para almıyordu tabii ayıp olduğu büyük için. Büyük camiler, Selahattin Camii'nde, Hoca Camii'nde de Efendi Hazretleri siz yapın diyor. Evet. Para alacak değil onun tabii. İçin tabii alamaz. Almıyormuş belki tabii. Hayır alamaz. Ücret, hayır. Ve borçlu biliyor musun yurttağına kadar? Piyanosu arz edilmiş arşivde bir evrakını. Ya bir tarafı da o işte. Beş parası yok adamcağızın. Yani. Epey bir soru var ama önce biraz kendi konumuzdan gitsek herhalde daha iyi olacak mı? Sorulara geçeyim mi biraz? Şeyi konuşalım ya. Osmanlı Türk müydü hikayesi? Türkçe mi konuşurdu? Ya bir hocam geçen gün şey dinliyorum ben. Bizim Serdar Turgut'la Nihal Bengüsü Karaca'nın programı dinliyorum. Nihal mi biliyormuş bu işi? Hayır, genel başkan şey yaptı bir de. Tarihçi konukları vardı. Kimdi adını bilmiyorum adamı ben. Sen... Eski asistanıydı. Öyle mi? Kim? Sabık asistanım. Benim sabık asistanım boş verin siz. Benim sabık asistanlarım hep şey diyebilirsiniz ama yani katiyen kız asistanı ne tuhaf hepsi de benim iyi asistanların hepsi kız çocuklarım. Yok bu erkek. Bu demek ki tutunamamış. Şöyle bir şey söyledi ki Osmanlı'nın resmi dili yoktu.
Neymiş resmi dil? Yokmuş, yokmuş resmi dil. Resmi dil. Ben de bir yazı yazdım. Dedim ki resmi dili vardı Osmanlı'nın. Ha. Resmi dili Türkçeydi. Kanunu esası Türkçedir. Türkçeyi icbar eder. Hatta seçim kanunu hazırlanırken ilk meclisi mebusanda gelecek intihapta Türkçe bilmeyen alınmayacak. Alınmayacak. Yani Türkçe bilinmeyen, bilmeyen alınabiliyor fakat o parlamento bunu diyor ki Türkçe bilmeyen alınacak, bilmeyen alınmayacak diyor. Araplar isyan ediyorlar. İşte bizden kimse gelemez o zaman falan. İsyan edenler, itiraz edenler Türkçe kendileri biliyor. Nikola Nakkaş olsun, Hristiyandır, Nufel Efendi olsun falan biliyorlar. Bizim meşhur adamımızın Ahmet Vefik Paşa'nın gayet yani küstah diyeceğim. Kusura bakmasın, ruhu muazzep olmasın, bir cevabı var. Aklınız varsa 4 yıla kadar öğrenirsiniz diyor. Yani bu önemli bir şey. Mesela Avusturya parlamentosunda herkes kendi dilini de çok iyi bilir, Almancayı da çok iyi bilir. Bunun gibi bir yapılanma bu. Avusturya parlamentosu neceydi? Almanca değil. Almancaydı. Almanca. Ama bu 1860'lardan sonra kavgası çıktı bunun. Hmm. Çıkıyor Slovakça konuşuyor mesela adam. Slovakçayı bilmiyorum ama Çekçe konuşuyor. O olayı bilmiyorum. Çekçe kesim var. Ve Macarlar var. Tabii Macarca konuşuyorlar. Ama bunların hepsi de federasyona razı oldular sonra. böyle bir yapı. Şimdi bakınız, Türkler başka dil pek bilmezler, Türk devleti. Bu mümkün değildir. Yani zannetmeyin ki işte efendim Osmanlı'da falan Arapça, yani bu memleketin uleması da Arapça öyle konuşmak falan bilmez. Dedik Paşa yazıyor ya, 15 sene okuyoruz, 14 sene diyor, bir Arapça okuyor anlamıyorduk diyor. Anlamıyor, yazmayı bilmiyor mesela, hatasız, okurken iyi okuyor. Farsçaya merak etmiş falan, böyle bir şey. Kimsenin Yunanca bildiği yok falan, öyle meraklar yok zaten. İşte ne bileyim, Yunanca konuşan ulema değil mi? Rum Ortodoks uleması diyelim, adamlar Latince bilmez, İbranca bilmez ki bunlar İncil'in dilleri bilmeleri lazım. Bu böyle ama bir yapıda, çoğunluğa benzer o. Yani evet, yani böyle bir yapıda tür resmi dil yoktu olmaz. Resmi dil var zaten. Teşkilat-ı Esasiye'ye göre var. Ve Tanzimat'ta artık zaten mümkün değil memur olman. Daha evvel de değil. Yani mümkün değil. Sonra zannetmeyin ki o fanaryotlar veya amira sınıfı böyle kendine has böyle bozuk Türkçe konuşuyor. Hmm. O Musahip Zade'nin piyeslerinde onlar. Öyle şey yok. Has yani selis Türkçe konuşurlar Osmanlıca. Hocaları ciddi heriflerdir. Mesela kim? İpsilantilerin Türkçe öğretmeninin kim olduğunu biliyorsun. Halet Efendi. Hmm. Ve düşmanları oradan yaktılar adamı. Bu melundur, bu İpsilanti'nin hocası budur. Bu nasıl da Halet'in canını aldı diye. Hak. Bu yani, da bir Halet. Devamı nasıl oldu? Devamı Halet'in canını aldı Hak. Malını miri. Kaldı erbab-ı hasede. Unuttum. Onu unuttum. Unuttum da neyse ki unuttum. Gerisi unuttum. Hayret öyle bir şey. Bir şey unuttun yani. Ne unuttu ya? Terbiyesinden. Dur söyleyiverim. Dur. Terbiyesinden. Terbiyeden değil. Yasaklardan dolayı. 200 yıllık metni okumak ayıp değildir çünkü. Bence de değildir. Halil Hoca neler söyledi? Ne olacak? Halil Hoca'nın söylediği çok yanın, eski. Halil Hoca'nınki biraz hafif kalır yanımda. O biraz arada ben sana kalır. Okurum tamamını. Tamam. Bana söyletecek o. Murat'ın huyudur sakın, biliyor musun? Günay Hoca'ya gider böyle şurasını okuyamıyorum okusana diye gösterir. Böyle kadıncağız iyi niyetle okuyacak kıpkırmızı olur. Müeddep insanlar ne de olsa senin gibi. Ya böyle. Bir gece hakikaten Turgut abi alın ya. Ay şey yapalım evet. Seyrediyorsa eğer Turgut abi bir hafta buyurun. Vallahi alalım. Çok seviniriz yani. Haftaya olur. Sonraki hafta ne zaman istiyorsanız uygunsa. Tamam. Konuşuruz hafta içi. Bir ara vereyim yine reklamlar için. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, Osmanlı hukukuyla ilgili çok sorular soruyorsunuz. Bunların bazılarını önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Geçen hafta cumartesi günü Murat Bardakçı zaten tarihin arka odasını tamamen neredeyse buna ayırmıştı. Türkiye'de konunun en iyi uzmanı Akif Aydın'la konuştu.
Akif Hoca İslam'ın başkanı değil mi Ali? İslam'ın başkanı, evet. Akif Aydın'la konuşmuştu. O kadı sicillerini yayın, yalnız İlber Karşı ondan yayınlanmasın. Haklı bir yerde. Hayır. Bundan sonra sicil okumayacaklar, o da yürütecekler diyor. Ha. Her hayırlı işin bizde cılkı çıkar. Şimdi bu tabii, bu 40 adet dediğimiz şey İstanbul ve mülhakatı. Yani mülhakat da çevresi denebilir yani. Mi ona? Sel biladı selase. Bu bilmem kaç bin tanenin kaçta kaçı. Ama çok iyi örneklenmiş. İyi bir örneklenmiş. Sampling dediğimiz kelimenin karşılığı. Şimdi bakın ne olur. Üniversitede bile artık orijinale bakmaz kimse. Bunları bakar bakar. Yok. Çalışır, tez yapar, okur. Kötü bir şey mi peki? Doktora yani tezlerinde falan kesinlikle kullanmazlar. Kötü bir şey mi? Ne olur ki kullanmasa da? Tabii olur mu ya? Kötü bir şey olur. Tabii. Şimdi yani mesela 10 bin defterden düşün, 1000 tane yayınlanmış. Lazım. Bak, 40 bin tane var daha, onlar okunmaz. Yani öbürünü okumaz. Sen onları taramış. Bunlara dayanan adamı reddedi. Yani ben burada değil, Anadolu'da taradım mesela bir sürü şey. Neler çıkmıyor? Ya sen bir şey buldun da. Bir kadı defterinin sayfasında gördük ki nasıldı? Deminki Halet Efendi gibi onu bana soruyor. Sen onu ezberledin, söylesene. Adam defter mahkeme malıdır biliyorsun. Demirbaştır ve hakikaten alıp götürmezler. Yani o defter orada kalır. Dolunca yenisi gene orada kalır. Kalmıştır. Yani istisnası yoktur. Alıp götüren yok. Ne zaman kaldı biliyor musun? Rumeli'de harpler, marpler, Balkan bozgunu falan, ordu çekildi, defterler orada kaldı. Bugün milli devletlerin arşivlerinde. İşte Sofya'da Kril Metodi Kütüphanesi'nde falan. Macaristan'daki defterleri Avusturyalılar Viyana'ya taşımışlar. Orada Başbakanlık arşivindedir. House of Staats arşivinde verilmez. Senin bulduğun? Fakat Macarlar, bizimki Ankara. Arkadaki boş sayfalara adam porno şiir yazmış. Yani bu ulema takım böyle işte, boş kaldıkça. Şimdi o da onu ezberlemiş, bana soruyor. Sen öğrettin. Tabii ben öğrettim. Unuttum mu onu? Gördük ki. Öyle mi? Bir şey vardı. Ha, evet. Halet Efendi'yi söylesene. Bugün hafızam şey, az uyudu. Ama neyse. Ne oldu, yine bir muzuluk düşündün. Sen şeyler yayınlayacak mısın? Yok, aldığın notları. Aldım. O sicillerden. Niye? Onları makalede falan kullanıyorum. Hepsini yayınla. Yo, hepsini yayınlamak için böyle bir bu senelerce şey taradı. Anadolu'dan. Kadı sicili taradı. Tabii ben çünkü Ankara'da çok uzun yıllar oturduğum için biliyorsun. Yapacak iş de yok Ankara'da. Hayır, yok tabii ve İstanbul'daki arşivlere gelmek söz konusu değildir. Ama orada oturup tabii bunları okursun. Ama sosyal hayatı gayet iyi röntgenliyorsun oradan yani. Tabii. Tabii canım, her şey çıkıyor. Her şey çıkıyor. Sonra küçük kazaların sicilleri daha röntgene müsaittir. Tabii. Benim iddiam. Müesseseleri görmeyiz diye sevmezler. Mesela o defterde mehir miktarları kaydedilmez. Niye? Narh defter, narh listeleri de. Şundan ileri düşünüyorum. Yani çünkü hayat o kadar durgun ki. Ya belli işte narh. Yani gidip de her gün oraya şey yapman yok. Fiyat hareketleri, oynamalar, krizler, böyle İstanbul gibi bela bir yer. Buranın şeysi yağı, peyniri kefeden gelir. Efendim, Lodos çıktığı zaman mal geliyor, fiyat artıyor yani. Şeyden gelir, Bulgaristan'dan şeyler, Dobruca'dan gelir buğday falan. O gelmez, o hava bozar gelmez, fiyatlar yükselir. Kampanlarda bir takım ahlaksız herifler şeye giderler, kara borsaya, istifçiliğe giderler, mürtekip takımı falan, böyle bir şeydir, beladır. Onun için Allah'ın günü kadılar oturup narkoş, esnaf temsilcileri orada defterlere kaydedilir. Mehir öyledir. Yani insanlar burada artık şeyi kaybetmiştir. Anadolu'da zaten boşanma olmaz. Birisi karı boşadı mı adamı tepe koyar yani. Şimdi mesela Roma'da efendim pater familias, aile babası, çocuğu, doğan çocuğu tanımazsa tanınmazmış. Tanımasın da göreyim bakalım. Çarşıya çıkabiliyor mu? Aziz Petronius ne olmuş canım falan derler yani. Kikir derler. Aynı kanunu, ben bu örneği hep veriyorum. 1804'te Napolyon taklit etti büyük Romalı. Oh oh yani Fransa doldu gayrimeşru çocuklu. Alexandre Dumas, Père Dumas falan yani.
O bunun gibi Anadolu'da boşanmaz insanlar. Anadolu'da öldüğü zaman kimse kimsenin dulunu kolay kolay yiyemez. Yani mahalle baskısı çoktur. Bir tarafta mahalle çocukları çoktur, öbür tarafta mahalle baskısı vardır. Bundan dolayı da kaydedilmemiş olabilir bir takım şeyler ama edilenler de var. Mesela şimdi Mübahat hocamız rica etmişti benim için nah araştırın Ankara'da diye liste. Enteresan şey buldum, zeytinyağı kullanıyorlar. Ya dedim bu Ankaralılar böyle zeytinyağlı kızartmaya bu kadar düşkün mü falan, hayret falan dedik. O değil, Yahudi cemaatimiz var Ankara'da ve bizim Safarat mutfağında, yani bizim Yahudi kültüründe İspanya'ya geldiğiniz hiçbir şeyin yaş eşkinazların tersine etle sütü karıştırmama problemi yok. Yok. Halletmiş. Tıpkı İzmirli Müslümanlar gibi, şeyli Müslümanlar gibi oturuyor, zeytinyağıyla pilavı da yapıyor. Her şeyi de yapıyor onun için tabii, kullanıyor onu. Bir nar konuyor dolayısıyla, tüketimden dolayı kırbayla taşıyorlar herhalde İzmir'den. Böyle bir şey var, çok enteresan. Bunlardan içtimai hayat çok iyi çıkıyor aslında. İlginç şeyler yakalayabiliyorsunuz. Kadıdan bahsetmişken şöyle bir rivayet vardı. Seninle bunu konuştuk daha önce. Lodos estiği zamanlar mahkeme yapılmaz diye bir rivayet vardır. Ha, onu ben bilmiyorum. Kafaları iyi çalışmaz. Kafaları iyi çalışmaz diye. Lodos'ta duygusal karar verebilir, mantık dışı karar verebilir. Yorulur, uykusu gelir falan. Yapıyorlarsa çok iyi. Çok doğru. Lodos'ta ne haldeyiz bilmiyor musun? Lodos'ta perişan oluruz. Yalnız Lodos'ta... İstanbul'da da güney rüzgarları çok olur Lodos, biliyorsun. Evet. Poyraz Boreas'tan gelirmiş. Yani Rumcadır tabii kök. Lodos da öyle. Fakat İstanbul'da da yani güney şeyleri çoktur ya Lodos falan. Yılın çok önemli bir kesimi gider. İşte biz de Murat'la o günlerde perişan oluyoruz. Karşısında melül melül bakarak oturuyoruz. Hakikaten şeyiniz şeytanlık çalışmıyor yani. O günlerde şeytanlık çalışmıyor ama daha doğrusu şeytanlık yapamıyor ama şeytanlık düşünmeye devam ediyor. Ediyor o şey. Sadece yapmıyor o günlerde. Dermanı olmuyor. Ne kadar rahat. Viyanalı olduğu için. İstanbullu değil çünkü Neyse. Viyanalı. Avusturyalı olduğu için yani Lodos problemi yok. Yani Avusturya köylüsü mü demek ormanlı. Viyanalı dedi. Hiç ya bana öyle diyor. Profesör Austenwalde diyor Bregenz'de. Orman onun için çok mukaddes. Bana da ormandan gelen prof diyor. Sakın ayımayı demeye kalkmayın yani. Biraz da şu hukuka girelim ya. Bu son günlerdeki af... Fımsı durum. Herkes gibi tenkit ediyor. Herkes tenkit ediyor. İyi netice olmadı tabii. Şimdi şeyi merak ediyor herkes. Osmanlı'da böyle yani verilen cezaların uygulanması konusunda bu nevi esneklikler var mı? Yani birine ceza... Hayır, hiçbir esneklik yok. Cülüsü. Şöyle yani çünkü yani vardır istismar. Padişahlar tahta çıktığı zaman bir af olmaz mıydı? Bir şeyin iki şeyi ayırt etmeyi bilelim. Şimdi bazı adamlar var. Hukuk tarihçisi demeyeceğim. Hukuk tarihçiliğine özeniyor bunlar. İşte diyorlar efendim diyorlar Osmanlı'nın kitapta yazdığı bilmem ne kaydettiği hakiki hayatta yok falan filan. Alakası yok. Hukuk tarihi o değildir. O hukuk tarihine girmez. Yani biz size demiyoruz ki eski Roma cemiyeti fevkalade ahlaklı bir cemiyettir. Osmanlı'da hiç ahlaksızlık öyle bir şey olur mu? Bunlardaki sistem... Niçin mükemmeldir? Çünkü iyi kurulmuştur. Bien etabli, armoni vardır. Kurallar arasında tutarsızlıklar yoktur. Şimdi mesela bir torba kanun hikayesi var. Bu yanlış işi biz icat etmedik. Fransa da etmedi bunu. Romalılar kullandılar. Lex Saturna, hatta bir arkadaşımızın çok güzel bir tebliği vardı bu konuda. Bizim son 3. Roma sempozyumunda. Şu Haliç'teki şey üniversitesi. Kadir Has Üniversitesi'nden. Şimdi o hanımefendinin verdiği Lex Saturna, torba kanun örnekleri. Yani bilmem ne veriyor arazinin üzerinde. Onun yanında da bilmem kimin askerlerine, veteranlarına toprak dağıtımını da kanunlaştırıyor. Bir eşantiyon da oradan gibi. Bu değildir misal. Her yerde olur bu tip sapmalar, saptırmalar, ahlaksızlıklar. Osmanlı hukukunda ilginç olan şey sistemde denge vardır. Yani
bir kanuni yapıyla, bir yasal düzenlemeyle siz insanları cezadan kaçıramazsınız. Bu mümkün değildir. Para cezası. Peki para cezası öyle bir şey ki onun kafasını yardığım zaman beni hapse atacağına benden bir ceza alıyor. Ona da ödüyorum. Tabii subaşı da payını alıyor falan. Ama bu bazen bana çok daha fazlasına dokunur. Ona da daha fazla bir tatmin getiriyor adalet bakımından, benim içeri girmemden. Bunlar önemli şeyler. Yani bunu bilmek lazım. Kalkıp da işi sonunda bir çok realist bir hikayemiz vardır biliyorsunuz Sabahattin Ali'nin. İşte zavallı fakir köylü kadın tek oğlunun öldürülmesine bu şekilde bir kan cürmüyle güya razı oluyor. Yani iş o dekadansa gitmez o kanuni düzenlemede. O başka türlü bir bozulmadır. O hukuk tarihinin konusu değildir zaten. O başka türlü bir değişimin konusudur. Bunlara iyi bakmak gerekiyor. Yani hiçbir zaman Osmanlı hukuk belgelerinde böyle bir şey olmaz. Bunu böyle yaparsın dedi. Münasebet Silkere yani kan cürmü hikayesi. Bir takım gördüğünüz sapma müesseseleri hukuk olarak düzenleyemezsiniz. Ama istisnalar oluyor her zaman tabii uygulamada bozukluklar. Peki işte Osmanlı'da çok hukukluluk var bir yandan da. Evet. Nasıl da işleyen bir sistem? Gayet mesela enteresan. Şimdi mesela diyelim evlilik. Sizin evliliğiniz Ermeniyseniz Patrikhane tarafından düzenleniyor ve o kanun belli. Rum Ortodoksanız orada düzenleniyor. Etnisteniz mühim değil. İstanbul'da değil yaşayan Bulgar veya Rum falan ne olursanız veya Arap Hristiyan. Ve burada tatbik edilen kanun geç Roma dediğimiz veya Turkokratiya, Türk idaresi dönemi dediğimiz dönemin kanunlarıdır. Bu da nedir? İzavriyalıların kodifikasyonudur. Yani 8. asır Bizans döneminden kalma kodifikasyondur aslında. Şimdi bu bir kompartımanlaşmadır. Siz ona tabisiniz. Vergiyi ona göre alır yani cemaat içi. Vermem efendim, ben papaz sevmem, vaftizli olmayacağım. Olmaz, hapse girersin. Patrikhanenin altında bugün sergi de açıldı mesela. Gittik o hapishaneye baktık, orayı sergi salonu haline getirmiş. Ve oradaki kolluk kuvveti bizimkidir. Mahallenin Yeniçeri kolluğudur. Yani ayrım yoktur. Bu bütün imparatorluklar için ortak bir şey. Hazreti İsa'yı mahkum ettiği zaman Sanhedrin, yani Yahudi Ruhban Meclisi diyeceğimiz şey, Ruhban yok ya, Yahudi din adamları meclisi ne yaptılar? Gidip valiye söylediler. Valinin askerleri ve valinin otoritesiyle idamına karar verildi ve idam edildi. Bunun gibi bir şeydir bu, böyledir. Bizde Sabatay Sivi olayı çıktığı zaman hahamlar bunun zındık olduğunu, şeriatın fısk ile yok edilmek istendiğini iddia ettiler, ileri sürdüler, karar verdiler. Osmanlı onu mahkum ve infaz edecekti. Tek kurtuluş yolu neydi? Müslüman olması. Ha, benim gibi bir şey. Devlet yapıyor yani. Peki mesela İslam hukukunda, evet, Müslümanlar hukukunda hangi mezhep esas alınırdı? Bizde Hanefi. Ama mesela siz gidip kadiye ben Şafii hukuku, Şafii fıkhına göre muamele görmek isterim, hüküm görülmesini isterim dersen ona. Ona göre. Peki Alevilerin durumu ne oluyordu? Alevilik diye bir şey tanınmıyor. Tanınmıyor. Yani onu örtüyor insanlar. Çok önemli bir şey. Mesela Cevdet Paşa bahsetmiyor. Her şeyden bahsediyor. Dürzilikten bahsetti. Nusayrilerden bahsetti. Yezidilerden etti. Aleviliğe gelince pıs. Şemseddin Sami. Akçadağ maddesinde Allah ne madeni çıkar, kaç Kürt var, kaç Türk var yaz, Allah yazıyor. İş Aleviliğe gelince o da fıs. O laik, hadi öbürü dindardı, çok din adamıydı. Bu da laik olanı. Bu çok ilginç. Mesela Dürziler,
Dürziler itikadı olmayan bir hukuk sistemi kullanıyor. İtikatlarıyla alakası olmayan diyeceğim. Hanefi, Sünni. Tek şey, tek kadınla evleniyorlar. Taaddüdü zevcadı tanımıyorlar. Fakat orada da ses çıkarmıyorlar. Yani belli bir şey ki taaddüdü zevcada müteallik problemleri cemaat kendi arasında içinde mahalle baskısıyla hallediyor. Çünkü olmaz, mümkün değil. Ama şeye göre yok. Kanunlar, şeyler, mahkemeler hep o Hanefi fıkhına, Sünni fıkhına, isterse Şafii derse olur. Tabii ondan hallediyor. Bunlar enteresan. Yani alemin nüfusu 400 sene görmezden mi gelmişler? 400 sene görmezden gelmiş. Evet, çok ilginç. Hadise çıkarmadan. Ama Yavuz'un Alevilere yaptığı şeyler yok değil, var mı? Var, evet. Hangi Alevilere? Kızılbaşları. Şeyleri, Safevi Hazretlerini, Şah İsmail'i iltizam eden, ona itaat eden, o tarafta olanlara. Yani dini değil, siyasi tamamen bir tavır. Direkt Alevi'ye değil. Türk kavminin iç harbi bir nevi. Belki böyle yüksek bir Türklük şuuru yok, onu demiyoruz ama bunlar Türkçe konuşuyorlar hepsi. Sen Şah İsmail'i, Safevi'nin bütün şiirleri hece vezni mi diyorsun? Evet. Hece. Hiç mi arız yok? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Arız vardır. Hayır, ben arız problemken lisede Şah İsmail'i Safevi'yi okuyarak sevmiştim. Çünkü anlaşılıyordu yani. Sen de Fevzi Hanım'dan okumadın mı? Evet. Her çocuğa problemdir arız. Fevzi Hoca öğretiyordu. Öğretmez olur mu? Allah rahmet eylesin. Sırf Fevzi Hoca okutmaz ki. Sözde divan edebiyatını sevmeyen, geri bulan, aruzu sevmeyen adamlar da mükemmel öğretirdi. O devrin hocası farklıydı. Bir Enisa Hanım vardı biliyorum. O da rahmetli öldü. Şimdi Enisa Hanım Öztürkçeci falan, hiç öyle aruz maruz. Fakat kadının talebeleri arasında benim iki tane şair arkadaşım vardı. Tansel Tokat biri mesela. Aruzda şiir yazıyor çocuk yani. 48 doğumlu bir delikanlı o zaman. Bu öğretiyor hoca çünkü. Bu muallimlik mesuliyeti ve klasik kültüre yatkınlık, bunu ne olursa olsun öğretmek, divan edebiyatı gecesi tertipi o başka bir şey. Yani böyle bir şeyi bilmeden düşmanlık yapmak veya lüzumsuzdur demek boş iştir. İşte bu kadar basit. Şimdi bir genel başkan Osmanlı'da Türk kötü muamele görüyordu dedi. Sen de bir cevap verdin ya. Herkes Türk'tür. Memur zihniyetidir bu diye. Şunu demek istedim, kendisinin memur olmasından değil, yanlış anlaşılmasın. Yani bizde bu Milli Eğitim Bakanlığı memurunun aşıladığı bir global düşüncedir, alakası yok. Niye değişmedi bu hala? Değişmedi, tetkik etmek lazım, bilmek lazım. Güneş kim o zahmete kalktı. Girecek? Güneş dil teorisi çok kısa süre yürürlükte kalmıştır. Muarızları iddia ediyorlar ki bütün Türk zihniyetini, Türk dilini falan bu zehirledi. Öyle bir şey yok. Ve işin acayibi, güneş dil teorisi muhafazakarlıktır. Yani geriye dönüştür, restorasyondur. Yani bütün kelimeler kalsın, zaten onlar da Türkçeydi gibi bir mazeret getirir. Onun için onu oraya koyamazsınız. Hı hı. Evet. Ne var? Çok şey var ya. Harem var bir de. Harem var. Harem'i şu reklamlardan sonra konuşalım. Çünkü harem hem filmle ilgili çok şeyler var. Yani padişahlar nasıl kadın seçerdi? Canın isteğiyle beraber olur muydu? Nasıl olurdu? Hocam anası duruyor, deli sopalı. Onları konuşacağız. Reklamlardan sonra konuşacağız onları da. Valide şu Sultan. Hukukla ilgili. Valide çok etkili oluyor. Her şey valide geçiyor ya. Valide Sultan. Peki şey doğru mudur mesela, hareme geçmeden, yani haremi biz anlatmadan önce, bu Batılıların gözünde bir harem imgesi var. Yani haremi bir seks cenneti olarak kim gördü ki? Gören fakat gene de bir takım ciddi harem tetkiklerinde Batılılar yaptılar yani. Ama gören yok. Ama bu gören nereden gördü? Dönemin oryantalistlerine baktığınız zaman ama canım insanoğlunun %90 düşünce ve eğilimi hep budur yani, sekse yönelik. Başka türlü bir şey bekleyemezsin. Orada bir sürü kadın var. Oyunluklar var. Ama erkekler var. De var. Ha? Erkekler de var. İşte oyunluk onlar. Ha şey hadim. Erkeğimsiler değil. Hadim ve hadım. Hadim ve hadım. Hadım. Ondan sonra
Erkekler bunu ona da uyduruyor. Halbuki o en derinde ne kadar sert bir disiplin vardır o konuda, felakettir yani. Konuşmak nefes yasakmış. Alamazsın. Evet, yani de. İki kişi kuytuda konuşamıyor. Niye, sebep ne peki en derinde öyle olmuş? Ne konuşacak? Sohbet etti şimdi mesela Murat'la. Yok, komünizm konuşması, hücre kuralım falan demiyor iki delikanlı herhalde. Ne diyorlar? Böyle şey konuşabilir. Seks konuşabilir. Evet, yahut da ne konuşabilir? Eski dinimiz iyiydi bu Müslümanlık. Veya padişahı çekiştirir. Padişahı çekiştirir. Enderun ağaları hakkında padişahı çekiştirmekten daha tehlikeli. Odabaşılar hakkında çok tehlikeli planlar, dedikodular, duyduklarını söylemeler mümkün olabilir. O yüzden konuşmaları yasak. Her şey takip ediliyor, feci bir hayat. Kaç kişi var Enderun içerisinde o sırada? Değişiyor. 100 küsurdan 300'e gidiyor. Ama binlerce insan yok. Yok ya, nereye yatacak? Gelsene bizim orayı gösterelim hocam. Nerede yatacaklar ya? Haremde kaç kişi en fazla? Haremde de fazla bir şey yok. Orada harem ne kadar konforsuz, ne kadar kötü bir yer aslında. Yani şimdi bu filmde bir harem tasviri var. Yetersiz olabilir, yanlış değil. Hocam onu reklamlardan sonra yani konuşalım mı? Filmdeki harem tasvirini bilmiyorum. Ve filmdeki ve gerçek hayattaki haremde ne olup ne bittiğini. Bir reklam arası seyredeceğiz. İnanılmaz bir soru yağmuru var. Birkaç tanesini sorayım, sonra hareme geçelim hemen. Şöyle soruyor biri, İstanbul'un altında ve Topkapı Sarayı altında tüneller olduğu doğru mu? Bütün doğru tabii. Ne var, niye yapmış? Ayasofya'nın da var tünel. Kanalizasyon sistemi. Sulama. Yani o sular oradan tahliye edilecek. Aksi takdirde küf oluyor. O çürümelere sebep oluyor. Havalandırma. Havalandırmayı sağlıyor. Şimdi mesela Dolmabahçe'nin yok mu? Var. Ama Swiss Oteli yaptığın zaman hepsini tıkadılar. Mahvoldu saray. Son açtılar. Sonra açtı. Ne kadarını açtı? O şeyin gitmesi lazım. Parasını verip. Onun için diyoruz. Şimdi Ayasofya'nın altında bizim İTÜ'lüler, teknik üniversiteler, hayır inemediler. Bir takım ihtilaf olur olmaz. Ben dedim bu taraftan girin, o birbirine bağlıdır mutlaka. Hakikaten neler çıktı yani bilmediğim. Biz yeraltı haritasını bilmeden bu üst tarafı nasıl tutacağız? Mümkün değil. Allah razı olsun biliyorsun. Çıktılar. O konuda bir kitap var. Ama bunlar gibi kimse tespit etmedi. Yani hayır. Tabii ki. Askeriyenin yaptığı yayınladığı bir kitap vardı. Evet ama piyasada bunlar gibi onlar. Girmiş mi? Bunlar sporuna ve bir ilim merakına giriyor çocuklar. Evet. Yani şu hep yanlış bildi, onu söyleyelim. İstanbul'un altında öyle Paris gibi bir underground. Yok öyle bir şey yok. Keşke olsa. O eskiden yapıldı. Eskiden Sultanahmet'ten gençliğimize girerdik aşağıya. Paris'te biz hepimiz girdik. Bir evin kavından biz giriyorsun. Kavından. Evden girişler var bizde. Giriyorsun, aşağıda metropolisi geziyor. Tabii. Tulumlu ve şeyli madenli gibi. Ama bizde sulama kanalı şu, bu şehir yok aşağıda. Gizli ama, yerlerde oturup keyif çatanlardan ama, bahsediyorlar falan. Ama bir yerden giriyorsun şeyde 16'da. İşte Paris'teki direnişin hayatını geçti. Lüksemburg Parkı'ndan çıkıyorsun. İstanbul'da falan. İstanbul'un altı bilhassa sur içi Köstebek yatılır. Köstebek mi? Yine bir sual. Uyuk. Hareme geçmeden önce sorayım, haremde de sorardık gerçi ama yine de sorayım, ben merak etmişler. Niye hep gayrimüslim kadınlarla evlenmeyi tercih etmiştir Osmanlı padişahı? Kimler? Sonra. Başında biliyorsunuz tamamıyla mavi kan söz konusu. Yani şu veya bu devletin hükümdarının kızı. Bu Müslüm de olur, gayrimüslim de olur. Yani hepsi var. Sonra çok Bizanslı son şeyde şurada bitiyor. İkinci Bayezid Han oğulları sonra Ukrayna'yı keşfediyorlar zaten. Şeyleri alıyor. Gayrimüslimleri değil, Müslümanları alıyor. Ne giriyorsun? Müslümanları alıyor. Yani şey Kırım Han'ın kızlarını alıyor. Hafsa Sultan işte şimdi birileri münakaşa ediyor. Yok öyleydi, değildi diye. Ondan sonra bitiyor birdenbire. Yani Kanuni'nin eşleri hiçbirisi mavi kanlı değil. Zaten Kanuni çok garip bir şekilde monogam bir hükümdar. Yani Hürrem'e takılıyor. Devran var, arkadan Hürrem, o öldükten sonra bir Gülfem Hatun var. Ve yalnız 9 çocuk var. İkisinin annesi meçhul. Kimin? Kanuni'nin.
Hürrem'den 6 tane. Ne enteresan. Bir tane Mahir Devran'dan. Düşünebiliyor musun? Anne yok. Ve yani Ukraynalılar şuradan biliyoruz işte Hürrem, Hatice Terhan. Bunlar cemaat başlarının eşleri. Yani cemaat başı soy tükenmiş, bir tek kişi kalmış. Herkes ondan olma ve o kadından olma. Dolayısıyla hanedanın sağlam bilinen iki büyük annesi Ukraynalıdır. Bizimkiler Ukrayna'dır o yüzden. Herhalde yani. Şimdi hala o merak oradan geliyor. E tabii ne güzel kadınlar ama. Ukraynalılar şeyden yani küçük Rusya denir. Büyük Ruslardan daha güzeldir. Bir de beyaz Ruslar vardır. Onlar daha güzeldir. Yani hiç de fena bir şey değildir. 300 bini bulmuş evlilik. Türkiye'de evet. Yani nesi fena bunun? Doğrudur. Güzelleşecek yani. Tabii bir güzelleşme daha. Efendim çok büyük problemler vardı. Yani Anadolu nüfusunun üzerinde. Önce Balkanlardan gelenlerimiz, Kafkas'tan gelenlerimiz bu karışmayı yarattı. Ondan sonra da böyle şeyler oluyor. Ama asıl şeydir yani Bosna, Şkodra, Arnavutluğun bir kısımları. Ondan sonra Çerkezistan yani Kafkasya. Bunlar fevkalade büyük şey yaptı, karışımlar yarattı. Yani çok güzel insanlar ama oldu. Ama son dönemde Avrupalı Hristiyan kadın yok. Hayır Kafkasya yok. Artık Kafkasyalılar evet. Kendi Çerkezli veriyor. Çocuğunu şey yapıyor, kızını hediye ediyor hatta şeyler. Mesela son kadın efendi, Nazik Eda kadın Abaz'dır. Şey de Abaz'dır, Müşfika kadın efendi evet. Ağır Mustafa'nın kızı. Baba da belli yani. Kızı baba ikram ediyor saraya öyle. Son kadın efendi. Topladı köle Hasan falan değil yani belli. Hasan Bey'in kızı. Maşallah Hasan Bey'in. Peki geçelim hareme. Haremde kaç kişi var? Hiçbir zaman öyle yüzlerce, binlerce değil. Hiçbir zaman. Peki haremde sadece padişahın eşi olan kadınlar mı? Hayır, hiç alakası yok. Kim var haremde? Hizmetçi var. Haremde bir sürü kız var. O kızlar oraya güzel kız çocuğu olarak giriyor. Sonradan bozulabiliyor görüldüğü gibi. Şansı açılmıyor. Zekası çok parlak değil. Kalıyor orada. Veya çırak ediliyor. Yani asıl amaç zaten çırak edilme. Kapıda ne yazıyor? Allah'ım bize hayırlı kapılar aç değil mi? O Enderun'daki zevat olabilir. Dışarıdaki memurlardan koca, biri olabilir. Ona çırağı edilirsin. Ona eş olarak veriliyor. Evet. Ve o mahalleye bir nevi saray kültürü taşırsın. Niye taşırsın? Çünkü bu kızlar hakikaten tıpkı Enderun gibi. İyi bir eğitimden geçiyorlar. Çok sert bir eğitim. İyi değil, sert. Yani nasıl yersin, nasıl içersin, geğirmek ayıp. Affedersiniz, burnunu sümkürmek ayıp. Bilmem ne ayıp yani inanılmayacak bir zarafet. Yüksek sesle konuşmak feci feci ayıp. Yani buna çok ihtiyacı var bir takım adamın. Hatun'un iki hafta evvel ben New York'ta en iyi restoranda İtalyan restoranı. Hiç dinleyemedim aryaları. Bağıra bağıra konuşuyor kadınlar. Yani Amerikalılar çok kötü. Amerikalılar. Bilmiyorlar yani bu böyle şeyler olmaz. Kokumak olmaz. Ter. Aşırı terliyorsan bir sebebi vardır yani. Mutlaka bir tedavi yöntemi vardır onun. Bağırmak, fazla gülüşmek böyle, aptal aptal gülmek falan. Yani yok bunlar. Müzik öğreniyorsun. İcra edemesen bile dinlemeyi öğreniyorsun. Önemlidir bu. Yemek yapmayı öğreniyorsun. Ha, yapmıyorsun mutfağa gidip ama yapmayı öğreniyorsun. Nakış dikiş öğreniyorsun. Tesip öğreniyorsun. Ve biliyorsun bütün duvarlar en güzel hat örnekleriyle dolu. Okuma yazma yüksek seviyede. Bir bazı şeyler, cariyeler efendilerden daha iyi imlaları var şehzadelerden. Yani şehzadeler mektebinde adam o kadar iyi öğrenemiyor bazısı. Peki kaç kız oluyor mesela böyle? Ben orada şeyden, nereden öğrenilir biliyor musun? Defterlerden. Şimdi mesela Enderun var. Bizim Ülke Hanım buldu onu. 915 en eskisi. Şu anda 915. Ne oluyor? 16. asır başları bu. 80 küsur. Yani dolamaların sayısını veriyor. Kaftanların sayısını veriyor. Yılda iki kere falan. Hatta hatırımda çok yanlış kalmadıysa.
Harem'de de bunun gibi. Buradan belli oluyor ki öyle efendime söyleyeyim. 500, 600 yok artık. 400 yok. 80-100 civarı. Sonra ama biliyorsunuz çok fena şeyler var. Elemeler var. Biliyorsun elemelerin ne kadar trajik olduğunu. Padişah öldüğü zaman anası, hasikisi, yakınları, yakınları. Yani o kalfa kızların falan hepsini yalla bir anda toplayıp eski saraya gönderirler. İşte sana boşaldı ortalık. Öyledir yani. Sonra da gelir onlar. Yani peki mesela şey oldu. Valide Sultan'ın öbür oğlu diyelim. Tahta çıktı. Kösem'de olduğu gibi. Bütün ahali haydi bir daha gelir tıngır mıngır. Artık halledersin. Bu sefer öbürü gider ama. Kösem niye bu kadar iktidar hastası oldu? Canı yanar insanın. Genç yaşında sökülüp gelmişsin içeri. Başka bir yerde görmemişsin. Ondan sonra genç yaşında dul kaldın diye haydi yallah bakalım. Ondan sonra öbür oğlun gelince bir daha geliyorsun. Oğlan seni iteliyor gene bir kenara. 4. Murat. Ondan sonra İbrahim gelince bir müddet gene bir şey. Ondan sonra o da iteliyor. Ve sonra torunun geliyor. Ne olacağı belli değil. Yani arada başka var. Kösem Sultan nerededir? Belli değil. Adalı mıdır? Başka yerli midir? Hatice Terhan'ın olaylar dolayısıyla Doğu Ukraynalı olduğu açıktır. O belli bir şey. Mesela Hürrem'in de Ukrayna'nın neresinden olduğu belli değildir. Galiç Volin mi yoksa heykel falan şey mi dikmişler? Dikerler. Ukrayna. Peki Hürrem Ukraynalı ama pek de güzel değilmiş değil mi? Kim? Hürrem. Hürrem böyle senin bildiğin seks bombası olmasa bile çok alımlı çok, bir hocam kadın. Hocam ben nereden bileyim? Yani güzel deyince böyle seks bombası olacak. Ya bir şey yok yani. Rafine bir kadın düşün. Peki geldiğinde de rafine mi içeride mi rafine edilmiş? Onun yapısı o. Kız o kadar geç geldi halde fıstık gibi Türkçe öğreniyor. Kaç yaşında gelmiş? 14 yaşında falan gelmiş o herhalde. Ama ne güzel Türkçe öğrenmiş. Şiir falan yazıyor. Şiir yazıyor asırda yani. Peki Süleyman'ın Hürrem'le tanışması, Süleyman'ın sanki babamın oğlundan bahseder gibi. Sultan bu filmdeki Süleyman gibi mi diyorsun? Nasıl tanışıyorlar? Nasıl? Sultan, Süleyman diye bağırıyor. Süleyman diyor. Şimdi Erhan söylüyor, okulda çocukta Süleyman diyorlarmış gibi bir hali. Nasıl tanışıyorlar? Mesela haremde nasıl tanışır? Haremde hiçbir şey tanışılmaz. Haremde padişah seni görür, dikkatini çekebilir ama bu istisnai. Haremde kızı Valide Sultan seçip gönderir. Evet. Adam akıllı muayene ettirilir, bakılır, seçilir falan filan uzmanları var. Ondan sonra padişah koyulur. Bugün bir tartışmalar vardı. Anadolu'da kız nasıl seçilir? Orada annene seçer. Ha? Orada annene seçer. Hamama giderler. O kadarı da yetmez. Kızım benim sırtım bir keselen mi derler. Hele bir keselemesin nallı derler. Huyu suyu beydana çıkar. O böyle samimiyet sırasında konuşulur, öğrenilir. Bunlar normal yollardır ya. Yani bunlar çok şeydir. Mesela sabahın köründe eski Kayseri'de hep söylerler. Sokağa çıkarmış oğlan tarafının teyzeleri, anası falan. Kapının önü süpürülen yeri çalıyorlar. Düşün avlu süpürülmüş de bir de sokağa süpürecek kız. Onlar yapar onu. Temiz yerin kapısını çalıyorlar. Anam kızınız bir su versin de içek diyorlar. Kız eğer nişanlı sözlü falansa kızımız veremez diyorlar. Verelim de gidin diyorlar yani. Yoksa oturuyor kıza bakıyor. Ondan sonra bu sefer kız tarafı oğlanı gidip teşviş ediyor. Çarşıda, pazarda, tezgahta. Bunlar ciddi işler. Yani ve o aile öyle kuruluyor. Bir şeydir, garantidir. Başka türlü kurulan aileler de var. Fi zamanina diskotekte de tanışıyorlar. Yani o da iyi gidebilir, o da iyi gitmeyebilir. Bütün bu olaylara bir sistemin içinde bakmak durumundasınız. Yani o rasyonele uygundur o. Yoksa böyle tenkit etmek için ay ne kötü falan ne biliyorsun bu çok mu iyi yani. İşin kim çözmüş dibini. Bugün şey tartışması vardı işte. Filmde, hamamda işte kızların bazı yerleri muayene ediliyormuş. Tabii ki edecek. Oğluna gönderiyor padişaha. Oğluna gönderiyor kızı yani. Bakacak torun olacak oradan. Hanedan devam edecek oradan. Yani. Nedir yani? Onlar hep bilinir. Yani bilinen. Hürrem'i de anne mi seçmiş Süleyman için?
Hürrem mi? Anne mi? İşte o belli değil. Onun üzerinde rivayet gidiyor. Anne Hafsa Sultan biliyorsunuz. Hafsa değil, Yavuz'un karısı. Yavuz'un karısı yani. Ve çok sevilen biri. Yani öldüğü gün biliyorsunuz koca nişancı dediğimiz şeyin Feridun. Feridun diyorum aman. Koca nişancı. Celal yok. Celalzade Mustafa tabii. Şeydeki ünlü tarih kitabı biliyorsunuz Derecat'ta yani Memalik Mesalik'te ya tasvir eder hocam. Hakikaten görüyorsunuz ki böyle bir mater patria gibi bütün milletin, bütün sınıfların hoşlandığı, hayırla yad ettiği bir kadının, Valide Sultan'ın ölümü ve cenazesi söz konusu. Ya şey de enteresandı, Mekke'de hala kullanılan en eski su yolunu Hürrem yapmıştır. Evet. Ha bir de tabii vakıflar Hürrem'in. Kudüs'teki şeyi. Şeyde Emi Singer yazdı Kudüs'teki imaret falan. Sonra siz bu kösemin neler yaptığı yani Allah Allah binlerce insanı doyuruyor. Öldürüldüğü gün. Öldürüldüğü gün aç kalmış hepsi. 10 bin kişi aç kalmıştır. Yani. Kızlar çeyiz tabii. Mahbeklerin. Kızlar cinsiz kalıyor falan fakir. Peki mesela haremle ilgili şöyle imgeler vardır. İşte haremde tüller içinde, erotik halde dolaşan kadınlar, işte yarı çıplak kadınlar falan. Hiç gezmiş mi bunu düşünenler? Haremde ölürsün be hemen. Haremin ısıtılması falan fevkalade zordur. Bununla birlikte beslenme iyidir, giyim iyidir. Tabii bugünkü gibi değildir. Bunu söylemem gerekir. Bizim harem maalesef 1940'larda ve 60'larda bilgisizlik nedeniyle yanlış restorasyon geçirmiştir. Beyaz çimento kullanılmıştır. Yoksa Mimar Sinan'ın yaptığı binada sakal küf olmaz böyle. Bu vardır. Bütün o yanlış restorasyonun, beyaz çimentonun raspalanması gerekir yani böyle. Muştulana dökülecek çok para, inanılmaz bir şey. Mesela tepede biliyorsun bir şimşirlik var Hasekiler odasının üstünde. Gözdeler İkballerin üstünde. Şimdi oraya bir giriyorsun yazın. Bu Selim'in yukarı koşarken koştuğu merdivenin olduğu yeri. Yani. Selim'in koştuğu. Nein, o bu hayır. Taraf. Onu ters. Evet. Hayır. Mahalle taştığından. Siz giriyorsunuz duvarda bir süslemeler biliyorum. Var 18. asrı İkballer taşlığıdır o valideye gelmeden. Onun bu tarafı. Onun üstünde böyle balkon gibi bana onu hatırlatır o çok korkunç bir şey. Hani Venedik'te Dukalık Sarayı'nda bir gözyaşı köprüsü vardır. Mahkumlar sarayın içinden mahkum edilir hapishaneye geçirilir o köprüden. Ve orada inleyip bağırdıkları için öyle bir gözyaşı, inilti köprüsüdür adı. Onun gibi bir şey. Padişahlarımız hal edildikten sonra, indirildikten sonra tahttan orada hapsedilmişler. Kim bunlar? Birinci Mustafa. Kim bu? Dördüncü Mehmet. Kim bu? Sultan İbrahim önce orası sonra gidip başka yere kapatıldı. Kim bu? İkinci Mustafa. Üçüncü Ahmet. Ondan sonra maalesef 3. Selim ve 4. Murat Mustafa bir kısa süre sonra şey yapıldı, infaz edildi. Bayağı da adam gördünüz. Oraya kapatılıyor. Şimdi girdik oraya. Vah vah bu adam burada ne yapmıştı? Yok o kadar yapmış. O şimdi yanlış restorasyondan içerisi pişiyor. Taşlar dökülüyor. Yani bunu derhal halledeceğiz mesela. Bir hanım yaptı o restorasyonu. Bilmiyor Dövbe çünkü edilmiş. Yani gidip Anadolu'da görmek lazım. Yani o kentteki taşı nasıl restore edilir görmek lazım. Ama nasıl gidersin Anadolu'ya restorasyona? Yani usta yani biraz öğren sormaya kalksan akşam rakı içen mi der adam belki yani belli değil. Kim gidecek? Yani Türkiye 60'larda bile gezilecek ülke değildi. Vilayet merkezine gitsen kazaya gidemezsin. Yani öyle kazalar vardı ki haftada bir pazar arabasını bekleyeceksin. Böyle yani ben bir envanter yaptım mesela 63-64'te Turizm Bakanlığı için. Bekliyorsun Safranbolu'da ki Eflani'de pazar olacak gideceksin otobüsle. Yoksa yani belki zip müp lazım. Çok garip şeyler işte buralarda tabii restorasyon falan öğrenilmiyor. Çünkü Eflani'deki binaları göremezsin.
kolay kolay. O yüzden bazı hatalarımız olmuş. Bunları düzeltilmesi lazım yani. Sarayın çok sorunları var. Misafir ağırlamaktan vakit bulursak uğraşacağız bunlarla inşallah. Bir taraftan da beni dürtüyor. Niye? Misafir ağırlamak dedi ya. Ha evet. Çok ağırlıyor misafir hakikaten. Kraliçeler falan. Birisi diyor ya hani. Çok ya şey düşünmüyorlar. Yani. Terazinin iki tepesine koysan, birine o lafı edeni bir tarafta İlber Hoca'yı. Terazi ağlar, terazi kabul ediyor. Bizde her şey yapılır. Bizim sarayımız çok meşhur. Gerçekten çok meşhur. Mesela böyle bir kongreler falan oluyor şimdi. Sempozyumlar, saraylar, müzeler arası, büyük müzeler. Vallahi protokolde Topkapı'nın yeri öndedir. Benim için değil, Topkapı olduğu için. Böyle bir yer tabii her yerle, herkesle ilişkisi vardır. Bir müdür daha mı geliyor şimdi? Bir müdürümüz daha var yönetmeliğe göre. İnşallah o da gelir. Çünkü yetmez efendim. Yani bir başkan, iki üç müdür öyle gitmesi lazım. Muavinler, kadrolar lazım. Bunların hepsi inşallah olur. Kanuni oğlunu niye öldürdü ki oğlunu burada? Birisi açıkça isyan etti. Yapacak bir şey yok. İstemeye gitti Bayezid ve... Çocukları, torunlar da var unutma. İkincisi, tabii birinci öldürülen asıl Ulu Şehzade Mustafa, düpedüz Crown Prince demek. Sen şimdi durdun değil mi? Tuğra çekti yani. O ismi söyleme kitabın. Hayır. Ama çok da iyi şehzademiş öyle değil mi? Öyle derler. Tabii yetenekli askerler. Yani o kalsaydı başka olurdu. Askerlerin falan derler. Çok sevdiği ve işin garibi rivayete göre Bayezid de onu çok seviyor. Yani muhtemelen biraderler arası muhabbet de var. Sonra şehzadelerin içinde asıl sevdiği ne o ne o. Ulu Şehzade Mehmet'ti biliyorsunuz. Yani Şehzadebaşı Camii. O öldüğü zaman Kanuni mahvoldu. Efendim, o büyük, o muhteşem adamın ne kadar talihsiz bir kariyeri var. Rodos'u fethediyor. İlk yaptığı şey o zor adayı fethettim diye keyiflenmek değil. Cem Sultan'ın ahfadını katletmek orada. Çünkü Vira'yı, tamam Vira'yla bırakıyorsun düşmanları. Malın mümkün de al git diyorsun. Gidiyor, dalan malan yok. Fakat şart koşuluyor. Cem Sultan'ın ahvazı içeridedir torunlar. Onları veremezsiniz. Ne oldu? Aldı. Orada katletti. Aynen. Bir kere tanassur etti. Ama hala sayı. Torunları var değil mi? Var. Var. Kalanı varmış kalanı var. Demek. Tabii evet. Tanassur eden kendi mi etti? Torun ya bu. Kimse sormadı ona. Ama şey olarak Ansu'ya nesnel olarak tabii tanassur etmiş sayılıyor. Yani Cem'in iki oğlu vaffiz olmuştur maalesef. Evet, yani arkadan kaldı. Bunu hazmedemez tabii. Bir tanesinin nesli Malta'da yaşıyor. Biri Malta'da yaşıyormuş. Evet. Bu doğrulanmış onlardan evet. Oldu. Fakat aile çocuklarını yolladılar şecereyi. Evet. Aile yani bugünkü ailenin reisi. Doğrudur Vatikan kardeşimiz. Vaftiz kayıtları. Tabii. Osman Efendi rahmetli, doğru kuzeniniz. Doğrudur, siz bizim ama kuzenlersiniz. Ama siz babalık prensesiniz artık, Osmanlı değilsiniz. Dedi. Kuzenlersiniz ama olamazsınız dedi, doğru. Yani Cihangir zavallı gidiyor, öteki oğlu. Evet, o zaten hasta. Peki şimdi tekrar hareme dönersek, şimdi şey seçti, anne kadını seçti. Her akşam mı seçiyor? Ha? Her akşam mı seçiyor? Yok öyle bir şey yok. Oğlan istemezse kadını bir daha seçer. Ha bir daha seçer. Ve aslında peki, belki boyunu her akşam seçer. Bir tanesine nüfus kurulmasın diye. Yani haremdeki rekabet bütün büyük şirketler gibi, bütün büyük sanat kompanileri gibi, bütün büyük üniversiteler gibi nihayetsiz. İnsan insanın kurdudur. Burada lupus lupi değildir. Lupa lupe. Kadın kadının kurduğunuz. Mesela şeyin, ben hep karıştırırım. Bezmi Alem'le şeyin, Mecid'in ki hangisiydi Sultan Mecid'in? Birisi Pertemniyal, Valide Sultan'dır, Sultan Aziz'in. O Çalişe dedikleri ha. Öbürü Bezmi Alem, Valide Sultan, mektupları Sultan Aziz. Bunlar Sultan iki karısı değil mi? İki kadın İki. Efendisi Sultan Mahmud. İkisi de o. Neler İkisi yapmış. De fevkalade şiddet hala ve çalışıyor hala devam çalışıyor tabii bak hala çalışıyor.
Yani ama neler yapmışlar. Bak hala onların oturup kurduğu bina üniversitemiz, onların kurduğu hastane, modernize ediyoruz falan. Bezmi Alem'in bir mektubu var. Valide şey, uyuyor. Oğlu uykuda. Aslanım diyor. Bir uyan da diyor. Dişine göre bir cariye seçtim. Bir tadına bak diyor. Vay vay. Çağatay Bey yayınladı biliyorsun. Şimdi hem değil hanım yani. Sultanlar var hem cariyeler var. Hanım Sultan değil. Hanım Sultan değil pardon. Valide Sultan var. Valide Sultan var. Eşi var Sultan. Ayrıca da cariyeler var. Eşi de Sultan değil. Eşi de Sultan değil canım. Eşi bir tek istisna Hürrem Sultan valide olmadan sultan oldu. Hasekilere sultan denmezdi. Denmez. Yani bir hakiki eşi var veya bir veya işte dinin izin verdiği işte hakiki eşi var. Bunun yanı sıra da cariyeler var. Cariyeler. İsterse cariyeler de beraber oluyor padişah. İkballer var, onlar var. İkballer. Toplam sayı kaç tahminin? En, adamına göre en çapkın padişahta diyelim. Kim? En meraklı, en meraklı padişahın. Vallahi şimdi 3. Murat'la Sultan İbrahim'e çapkın mapkın da denmez. Ne çapkını yani? Peki meraklı diyelim. Hayır yani meraklı değil. Bir şeyin içinde gidiyor. Bence tam ehli keyif olanı 3. Murat o konuda. Ama ne bilemezsiniz. 3. Murat'ın çok kalabalık. Haremi. Ve işte şeyler söyle, o gittiği zaman boşalıyor yani harem işte. Onun yakını çok fazla. Yalnız bir de şey var, adam böyle kadın düşkünü. Neden düşkünü biliyor musun? Kitap. Kitap. Evet. Siz onun kitaplarını hiç gördünüz mü? Adam. Pahalılık ve incelik şeysi. Türk cilt sanatı o işte. Yani bir tanesini açıp gösterebilsek bizim peki şimdi çok yine şeyimiz var. Meraktan soruyorum bunların hepsini. Padişah annesinin seçtiği veya kendisinin öngördüğü bir hanımefendiyle yatacak. Seremonisi var mı bu işin? Yani var. Şöyle olur, böyle olur diye. Yani, var tabii. Yani şimdi bugünkü gibi işte öpüşüp koklaşıp aman da canım da falan işte iki kadeh içki içip falan mı yoksa başka türlü mü? Vallahi geliyordur içeri yani amberli kahvede geliyordur afrodisyaklı. Şerbette geliyordur. İsteğe göre başka da olabilir. Ama bir tören var tabii. Öyle şey değil yani. Pespayelik yani, saray. Bizim sarayın töreni çok teşrifatlı. Yatarken bir tören var yani. Yani. Sen evet. Cariye gördün mü? Yetişin mi cariyelere? Bir tane tanıdım ben. Ben cariyelere değil harem ağalarını gördüm. Onu ben de gördüm. 60'dan sonra Enderun cücesi gördüm 50'lerde. Memurdu sarayda. Enderun cücesi ne demek? Bahri Efendi. Enderun'un cüceleri vardır. Niçin? Onlar koğuşsuz ahalidir. Yani doğancılar, kuş şeyler ve Enderun halkı içinde cücesi şeyler, mi? Enderun cücelerinin koğuşu yok. Niye cüce var peki Enderun'da? Cüceler eğlence için falan bütün saraylarda var cüce biliyorsun Avrupa'da da ama bunlar şeyden çok böyle eğlendiriyor, maskaralık yapıyor falan değil. Öyle maskaralık yapacak adam o kadar eğitim görmez. Ya yani mesela Bahri Efendi çok iyi memurmuş yani. Öyle yetiştirilen cüce. Sarayda kalmış 50'lerde. Hala millet unutmazdı onu görenler. Konuşması, yazısı falan diye. Bunlar sırt taşıyan, ne olduğu belli olan, mesela dilsizler aynı şekilde sırt taşıyan, ne olduğu belli olan. Bugün meclis hala var, gizli casede. Sorumluluk yüklenebilen kişiler kendilerince. İlla sadrazam yıllar, çocukluk yıllarında benim mesela saraylı hanımlar vardı. Gel oğlum, gidi oğlum, bak oğlum. Onlar her mahallede biriyle evlenmiş, etrafa hedef öğretiyor. Işte, onu yetiştik. Bir tane ben cariye tanıdım. Tabii 90'ın üzerindeydi. Yapmış mı padişahı? Sen sorabiliyor musun bunu kadına? Sen şeyi biliyor sen musun? Sorar, ben soramadım, sen sorarsın. Sen ben şeyi biliyor musun? Yalnız şunu, demin senin hocaya sorduğun o protokol şeyini, onu sordum ben. Nasılmış? Yani hiç öyle bizdeki demdiği zannedildiği gibi, öyle bir seks panayırı falan değil. Değil. No. Nasıl? Mesela yatağın ucundan giriyorlar. Yatağın ayak ucundan giriyor. Paşalar. Şey damat paşalar öyle giriyor. Damat paşa da öyle giriyor Mehmet. Damat koca paşa da öyle giriyor. Ha, soylu yani, kadınsa padişah kardeşi padişah kızıysa onun kocası yani, cariye gibi giriyor. Ya. Ayak ucundan yorganın altından. Tabii. Yani sürmerek bir nevi saygı öyle tabii. Şey. Ya istisnai şeyler olmuş. Yani şimdi mesela bütün bu hengame içerisine baktığın zaman Süleyman bu kadar sevdiği Hürrem'le bir öpüşüp koklaşma falan yok mu yani?
Kim? Hürrem ayak ucundan tırtırtır mı? Yani vardır ya. Boş ver hep öyle altı olmaz çocuk, ama işte oldu. Bir protokolü ha? Var. Ha, başta oldu. Sonra samimiyet artınca. Sonra ne olacağını Süleyman biliyor musun? Sonra Süleyman gel bakayım buraya diye. Rusça gel nasıl denir? Ha? Rusça İdi, buraya gel. İdi suda. İdi suda Süleyman. Süleyman diye. Kim Rusça mı konuşuyordu kadın? Belki Polonez diliyle konuşuyordu. Bilmiyoruz da ne olduğunu tam o da var yani. Bir ara verelim, haremle devam ay edeceğiz. Ay bayılacağım, şeyi anlatacaktım, sen lafı kestin. Neyi? Tam fıstık. Neyi? Şeydi. Ne fıstık? Hiçbir şey diyememiş. Evet, devam ediyoruz. Haremde kaldık. Doğan çocuklar da haremde değil mi? Doğan çocuklar haremde büyüyor. Kaç yaşına kadar? Kaç yaşına yok yani şeyde sancak şehzadesi olacağı zaman çıkıyor yetiştikten abi. Sonra. Ama sonra sancak şehzadeliği kalktı biliyorsunuz birinci Ahmet'le. O zaman bütün hayatı şeyde sarayda harem. Kalıyor. Ve haremde kalıyor. Haremin bir bölümünde kalıyor. Yani ama şey değil Enderun değil o. Haremin içindeler ve ulu şehzadenin veliaht durumundakinin dairesi haremdedir biliyorsun. Peki onların şeyden eşleri geçersin. De haremde mi kalıyor? Eşim efendim? Yok. Onların eşleri? Eşler meşler yok yanına bir cariye verirler. Hamile yok. Kalamaz ama. Tek bir cariye verirler. Hamile kalamaz canım. Hamile nasıl kalamıyor? Onun kalmayacak. Kaldığı anda düşürtüyorlar çocuğu. Ha düşürtüyorlar yani. Hamile kalamaz. Kalmıyor. Böyle bir düttüremesi. Peki şehzadenin çocuğu yok mu ya? Şimdi bilinen ilk Yusuf İzzettin Efendi'dir. Sultan Aziz'in oğlu. Peki yasak. Dışarı göreve gittiği zaman yani... Sancak Bey'ine gittiği zaman? Hayır, o şey dönemi. O zaman. Birinci Ahmet, o klasik dönem. Klasik dönem bahsediyorum. O zaman klasik var. Dönem. Ondan sonra saraydayken bunlar, o kapatıldıkları zaman yok çocuk yok, yasak. Çocuk yasak. Ha. Hatta ya şey... şey yani göz altında o bir tabii, nevi. Cennet Paşa yazar. Çıkamıyor. Cennet Paşa yazar. Sultan Aziz tahta geçer. Sultan Necid biliyordur çocuğu olduğunu, oğlu olduğunu. Ses çıkartmamıştır. Bütün devlet büyükleri orada, paşalar şeyler falan. Yusuf İzzettin Efendi'yi getirdi, küçücük bir çocuk. Bu da bizdendir, işte bunu da bilin der. Ama diyor hepimiz biliyorduk diyor şey, Devlet Paşa. Çocuk yasak. Yok. Yusuf İzzettin Efendi ne hazin değil mi? İntihar diye laf hiç öyle bir şey sanmıyoruz yok. Biz intihar olduğunu. Öldürüldü. Ve bütün iddiatçı düşmanları Enver Paşa'ya met ediyorlar. Halbuki Alman olduğu çok açık. Evet. Öldürenler. Tabii çünkü böyle tarafsız şeyden, tarafsızlıktan konuşan, tek yönlü şeyle bilmem mütareke imzalamaktan söz eden adamı anında götürür. Yalnız onun yazı. Evrakı arşivde açıldı biliyorsun. Ne diyor ki? Tuhaf biraz. E adam pek hasta, sağlıklı değil yani. Şeyden belediye şehremininden. Paranoid. Sizi tahta geçireceksem karım boş düşsün diye kağıt almış mesela. Evet. Öyle bir proje varsa diyor. Ha. Yani biraz... Peki şeye gelelim, yine hareme dönelim ya Yusuf İzzettin'i bırakıp. Çünkü bugünlerin moda konusu merak ediyor. Haremdeki harem ağaları kim? Çok kötü. Harem ağaları bugünkü Sudan'ın güney taraflarından, Habeşistan'ın ücra taraflarından avlanarak getirilir. Avlanarak. Avlanarak getirilir. Ve bu küçük çocukları maalesef Yukarı Mısır dediğimiz yani Nil'in üst taraflarındaki Asvan ve şeydeki Kopt manastırlarındaki rahipler keserler çok fena ve adım ederler. Adım ederler ve çok tehlikelidir. Telefat çok fazladır. Bu herifler tabi buradan manastıra bir kazanç sağlarlar. Sonra onları satıyorlar. Fakat kendilerini de öyle yapar onlar. Yani şey, evet yani bu keşişler cinsiyetin ve reculiyetin bir iman şeyine, bir keşişin tecerrütüne mani olduğuna inandıkları için kendilerini de hadım ederler bu şekilde. Ve ondan sonra o çocuklar getirilir. Feci bir olaydır. Mesela Sultan Abdülhamit nefret eder bu sistemden. Hatta şey nadir varmış, mesela şeyler varmış, ecnebilerden falan işte biz kendimizi ameliyatla adım ettirelim de burada iş bulalım diye Avrupa'dan müracaatlar olmuş, onu söylüyor.
Nadir Ağa'yı galiba ben gördüm. Oydu o. İşte o ama çok uzun yaşadı o böyle 60'lara kadar bakkal falan. Bakkal dükkanı falan. Tabii. Para biriktirir falan. Yani kendine has korkuları, kendilerine has hiç şeyleri konuşmadı. Olan insanlar. Sultanahmet döneminde en iyi bilen kişidir. Niye konuşsun? Saygısı var. Ve şey hiç. Yani onlar efendilerine düşman değiller. Vay bizi buraya getirdiler de bunların sen... Her zaman için nur içinde yatsın Efendimiz. Ben gördüm sesi böyle. İnce sesli ya küçükken vardı. Kastrato. Kastrato tabii. Şimdi, ne kastrato ama tabii onlarınki biraz daha fethi. Onun iki çeşidi var. İki yolla yapılıyor. Biri keserek o çok telefat var. O eski usul. Yenisi vurarak, şey. Yenisini vurarak. Bir yerde yapıyormuş bir doktor. Hı. Gene bir harem ağası bir doktorla bir yer açmış şeyde. O üstte Kızıldeniz kıyılarında orada artık fenli ameliyatla kastratolar. Bir de şey dediler. Neyse konuşulacak mevzu kestiği değil. Kestiği zaman. Bu çok yaygındır. Yaygındır şimdi, biliyorsunuz harem ağalı öyle Türklük, İslamlık falan değil. Çin'de bile var. Eski İran, eski Çin, eski Floransa, halis Katolik. Ya Koray'a çocuk için yapıyorlar. Orada, hayır o Roma'da falan. Koray'a çocuk için çocukları şey yapıyorlar ki gelişmesin, ses öyle kalsın diye. Çünkü kadın seyirci de yok Muganniye'de o zaman operalarında falan. Şimdi o ses tadı yok. Voltaire'in çok acı acı tenkit ettiği ve alay ettiği yani Roma. Klerikallerini, ruhanilerini tenkit etmek için kullandığı bir şeydir bu kastrato hikayesi, kastrato. Çok tatsız İstanbul'da, bir İstanbul'da bu Çemeltaş'ta Köprülü Kütüphanesi'nde Risale-i Tebevdariye der ahvali agavatı daba müsaade yani diye bir yazma vardır. Tebevdar Risalesi. Bir harem ağasının memuarı hatıratıdır. Bütün hepsini yazar. Bunu 2-3 sene önce bir hanımefendi master veya doktor galiba yüksek lisans master mı oldu şimdi? Evet, master evet. Yüksek lisans tezi olarak yaptı. YÖK'ün sitesinde var metin. Test sitesinde. Oradan indirip o yalnız Osmanlıca'dır tabii. Okuyabilen, anlayabilenler okuyabilirler. Bütün ameliyatı nasıldı, nasıl sistem çalışıyordu. Peki niye Sudanlı? Niye ya da işte... Ama oradan yakalıyor. Şimdi mesela niye... bilmem şey Amerika'ya taşınanlar söyleyeyim mesela şimdi bu Senegalliler ve Nijeryalılar ki bugün bile sevmez öbür Afrikalılar onları çünkü daha içeri girip de avlayanlar beyaz gemiciler değil onu yapabilir mi o bunlar gider yakalarlar komşu kabileleri daha komşu kabileleri ne satana kadar neler yapıyor bekletiyor gemilere gelene kadar. Nasıl bekletiyor? İğrenç şey ya yeraltı hapishanesi kafesin içinde. Ya aç ya susuz falan böyle. Orada telefat başlıyor önce. Ondan sonra o herifler geliyor incik boncukla bilmem ateşli silahla falan bunları alıyor. Ateşli silah çok önemli. Çünkü ondan vuruyorlar çocuklar. Oradaki de avlamıyor yani. O da ok mok biliyor mızrak falan. Ondan sonra onlar o raf usulü gemilerde gidiyor. Onlar böyle bunlar gibi yüzler müzler değil. Onlar binler, on binler şeklinde. Çok kötü. Hangisi? Amerika'ya plantaj edilenler. Yalnız bizde çok tehlikeli bir şey başladı. Herhalde biliyorsundur. Biz işte Kürtleri kestik, Ermenileri kestik, hepsini Rumları kestik. Biz çok kötü köleci bir milletmişiz. Kölecilik sempozumu yapılacak. Kölecilik sempozyumu yapsın da ne var yani biz kaç tane diye. Plantaj var biliyorum i̇şte, yok. Kaç plantaj i̇şte, var. Yok. Yani bunun belki insanlıkla gayri insanlıkla alakası yok bir kere bakarsın. Şimdi ben mesela birini tanıyorum İsrail'in ulemasından. Ya her şeyi abartmaya falan müsait bir adam çok tüccar kafalı. Şimdi yok burada öyle büyük plantajlar, çiftlikler falan yok Türkiye'de. Bir de o dönemde dünyada var zaten kölelik yani. Dünyada var. Adam maksat ama o değil, maksat bize laf ediyor. Adam Manchester... Türkler iyice kötü olsun. İyice kötü. Hayır, Manchester eğlenceli. Bu bir histeriyadır artık. Bir nevi bir histeriyadır bu. Bunu anlamak mümkündür şeyini. Sebebi? Excuse etmesen de anlarsın. Bu bir histeriyadır. Sebebi? Kitleler çocuklaşırlar. Muhtelif sebebi vardır. Adamın kendiyle problemi vardır. Adamın belirli bir etnik grupla problemi vardır.
Adamın şan ve şöhret aşkı vardır, alkışlanıyordur. Bunlar olabilir. Fakat çok soğukkanlı düşünmek zordur. Yani böyle şimdi Amerika'da elif bütün dünyanın sanayini besliyor. Pamuğuyla bilmem nesiyle falan. Şimdi Amerika'da hala var. Yani o, bir yasa çıkardılar. Çiftli, Meksikalıları tutmayacağız. Vallahi bugünkü... Diye. Kıyamet koptu. Onlar ucuz iş gücü diye. Bugünkü Chicanoslar evet zenciler gibi belki şey edilmiyor ama yaşadıkları hayat hemen daha hemen beter sıcakta. Yani beyaz air conditionlı traktörün içinde biçiyor tarlayı, öbürü için o imkanın verildiği su götürür. Peki kaç harem ağası var haremde? Ha, onun sayısını ben bilmiyorum. Yani ben şimdi bakmadım ama Darüssade ağalarının sayıları var. Gene nereden bakacaksın? Verilen elbiseden falan çıkartırsın. Yemekten. Devir devir değişir. 20-30 çok fazla. Yok, 20-30 azdır. Azdır, daha olmuş. Peki haremde daha toplam 80-90 kişi var diyoruz. Hayır, haremde 80-90 değil, haremde bir sürü hizmet görülür. Ha. Ya illaki her üç kızın başına birini dikeceksin hesabı değil. Haremde, haremde her türlü hizmet görülür. Harem evi adamı padişahın. Yani ütücüsü var. Evi bütün var. Uşaklar, çamaşırcısı var. Uşaklar zengin. Hizmetçisi var. Hayır, beyaz, beyaz. Uşaklar kadın. Beyaz, mesela kadın. Ben size söyleyeyim. Hayır, erkek uşaklardan bahsediyorum. Hayır, erkek beyaz da var. Kadın bürokratın olduğu bir yer. Yani onları gördük biz. Şeyler gene aynı şekilde yok, sarayda haremden çıkmaz zenci kadın vardı, var yani. Beyaz kadın vardı. Hayır efendim, kesilmiş beyazlar haremde değil. Enderun'dur onlar ve Kafkasya'dan. Haremdeki erkeklerin tamamı kesilmiş zenci. Evet, öbürkü de gene kastre edilmiş bir şekilde erkekler, beyazlar. Onlar akalardır. Kimler vardır onlardan? Mesela Gazanfera medreseyi kurdu. Bozcay'ın valen kemendiminde. Beyaz değil mi? Adım Ali Paşa, adım Sinan Paşa. Sadalı büyük admiraller bunlar. Şey. Büyük ünvanlarda içleri de var. Yani bu bir şeydir, bir müessesedir. Ve bazı taraflar itibariyle hoş değildir. 19. asra kadar yaygın bir kurumdur. Sırf burada değil, bir sürü yerde. Bir sürü yerde de yoktu. Yani tabii ki Avrupa saraylarında, Kuzey Avrupa'da bu yoktu. Ama güneyde vardı. Yerine göre. Yani. Enteresan. Peki bunun dışında mesela mutfak haremin içinde değil, değil mi? Dışarıda başka. Hayır, mutfak dışarıda. Ön avluda hatta matbaa. Yani şu anda bildiğimiz niye? Yani. Çünkü yeniçeriler geliyor, ulufi alıyor. Onlara çorba, et, pilav ve baklava şey yapılıyor oradan. Yani sarayın publiye, ammeye, kamuya açık tarafındadır mutfak ve öyle bir fonksiyonu da vardır. Enteresan, Dolmabahçe'de de öyledir. Aynı şey. Aşağıda da. Aşağıda. Askerlik dairesi olduğu bir yer orasıdır. Yani taşınıyor oradan sarayın içine. Tablakarlar var. Hatta soğumuyor mu Yoncaoğlu gelirken? Yok, kapitone onlar. Nesrişah Sultan görmüş onları. Görmüş. Dolmabahçe'de. Kaplan var. Çocukken kaçmış bir köşeye. İçleri kapitone. Kapaklar da kapitone. Üstlere bir kapak giriyor. Soğumasın. Soğumuyor. Bir de soğumasın, bir de zehir konmasın falan diye. 20'li yıllarda bile bağlıyorlar üstüne. Mutfaktan oraya giderken. Hatta onlara tablakarlar taşıyorlar. Malum tablakar taşıyanlar yani. Onlar hakkında da çok fıkra vardır. Mesela? Bu da anlatılmaz. Şimdi yeter az da bir parmak bal çalıyorsun, sonra kapatıyorsun. Bu da hiçbir yerde de yazılmaz yani. Aramasınlar. İnternette falan da hiç yoktur. İnternete bir düştü mü yandı zaten. Tablakarlar meşhurdur. Fıkraları. İlginç. Tatlı taşıyan tablakarın ayrıdır. Et taşıyan tablakarın fıkrası ayrıdır. Hepsi ayrıdır. Hepsi. Ama herhalde padişaha pişen yemek başka, hareme pişen yemek başka, yeniçeriye çıkıp pişen yemek başka. Valla harem enteresan. Haremde mesela bir sürü kadınlar maliye memuru gibi, muhasebe bilir gibisi fazla. Fevkalade yazı yazar. Bunların notları, kayıtları işte bugün arşivdedir. Ve bunları okumak bir keyiftir o varaklı. Yani harem bir dünyadır. Bu klasik bir dünyadır. Yavaş yavaş erimiştir. Ama tabii sarayın dışarıya göre geriliğinin de alametidir. Mesela 19. asrın sonunda Osmanlı kadını artık hayata atılıyor. Dil biliyor, diş biliyor, çıkıyor ortaya. Yani haremde işte hala daha şey var mı? Terakki yok mu? Var. Fransızca öğreneni, piyano çalanı, ressam olanı falan var ama
bu iş yavaş gidiyor, yavaş gidiyor. Cahil. Yalnız bir şey bizde hiç söylenmedi. Şeyi. Harem hanedanı sifilisten korumuştu. Frengi'de. Fevkalade önemli. Bizde zührevi hastalık yoktur. Yani onun mesela için hemofili yok, sifilis yok. Yok. Düşündünüz ki bu orta çağlarda falan yani... Kırılıyor Avrupa sarayları. Hatta şeymiş artık esprisi yapılıyormuş, sifilisten giden beyler diye. Nerede yapılıyor bu espri biliyor musun? Reichstag'da. Yani Almanya'nın elektörleri, şehir temsilcileri, prensleri bilmem neleri toplanıyorlar. Psikoposları, psikoposluk şehirleri de var. Sifilisler, müstarip beyler falan diye espri böyle aralarında kahkah diye. Yani, çok şey tabii, dünya değişik. Bizde o yoktur. Tabii bu hemofili önleniyor çünkü. Bir hemofili ne önleniyor? Hemofili kadından geçen bir hastalık. Anneler taşıyor. Evet, kadın taşıyor ama yakın akraba evliliklerini. Tabii. Mesela Victoria, Hanover dinastisi çok önemli bu şeyde, hastalıkta Avrupa'da. Hala devam ediyor. Hepsi çünkü Victoria'nın torunları biliyorsun bu hükümdarlar. Kadınlar portör, taşıyıcı. Hala. Taşıyıcı yani ve şey, son Çareviç, son veliaht öyleydi. Çünkü İlber bazı prensesleri açık açık sorduğu için. Ben sordum. Sakın cevap verme. Tabii verilmez ama. Ya, açık açık sordu. Tabiatın prensesi. Ve Allah'ın şöyle bir tedbiri de var. Hemofiliden mustarip kimseler bir müddet sonra jenerasyon kısır oluyor. Evet. Yani natural. Devam etmiyor artık. Natür kendini koruyor bir şekilde. Yani. Bir müddet sonra. Yani o zaman şeyde belki bilmiyorum yani. Benim oradan takip ettiğim, ben tabip değilim, tıbben konuşmuyorum. Ama şöyle soruyor. Yanlış da gelirse o iş başka. Ama böyle bir gözlem var. Çok ve ben bunu şey sordum bir hekime, öyle dedi. Birisine de Prenses Nötr mü diye sormuştum. Ha evet. Steril diye. Steril diye sordu. O ne demek? Yani tabiat kendisini kısalaştırıyor. Hemofili yani devam içinde. Ediyor devam fakat şey olmuyor. Çocuk olmuyor. Çocuk olmuyor. Ve bunu direkt soruyor. Mesela Çar'ın, son Çar'ın, ikinci Nikola'nın Alice von Hesse ile yani Hesse Darmstadt hanedandan Prenses Alice'le aşıkmış, evlenecekmiş, mektuplaşıyormuş. Çar 3. Alexander'ın buna mani olması gerekirdi. Gaddarca bir yöntem. Yahut da abdikasyonu çekilmesi için bir senet alacaktı. Mesela Franz Josef bunu yapardı. Evlenemezsiniz. Çocuk veyahut morganatiktir. Son veliahta yaptığı gibi sondan bir evvelkine Franz Ferdinand'a. Bu kadınla evlenirsen, çünkü aristokrat değildir, imparatoriçe olamaz ve onun çocukları da arşidük, arşidüşesi olamaz. Kağıt imzalatmıştır, sen imparator olabilirsin diyor Franz Ferdinand'a. Bunlar çok gaddar, çok snob adetler gibi görünür ama bir tedbirdir. Bizde de var. İşte şey görünüyor, Rusya burada da var tabii, bizde de. Halife çok morganetik ilanmıştır. Halife? Morganetik yani... Çocuğun tanınmayacağı. Çocuk taht hakkı yok. Çok izdivacı morganatik yapmıştır. Çok olmaz yani bu şey taht şeysi söz konusu kadın değil diyor. Uygun değil Allah yani. Mesut etsin ama çocuklar bize lazım değil diyor. Sana evlen diyor. Ümmet taşıyamaz çocuklarını diyor. Yahut da şimdi mesela ikinci Nikola bu kadına evlenmeseydi belki çok canı yanacaktı. Veya evlenip de diskalifiye edilseydi. Ama muhtemelen Rusya tahtı daha akıllı bir şey. Bunu mülteciler çok konuşurlar. Böyle olsaydı, vutsaydı lafı, yesli bu bula falan lafı çok kullanılır Rus mülteciler arasında. Ben bunu bütün hayatım dinledim. Bunu Turgut Özal da kullanır. Olmasaydı, olmasaydı. Yani mesela çok enteresan bu. Ben bu hafta yazdım. Rasputin kalsaydı, yaşasaydı bilmem ne olurdu. Yahut Çar olmasaydı bu ikinci Nikola, ihtilal olmazdı falan. Böyle şeyleri çok konuşurlar. Ama tabii görüyorsun, istikbali olmayan bir hanedan ne verebilir? Şey işte o kadar veriyor. Zekalar ama diyor. Kardeşi de oğlum bir salak ya, Nikola'nın. Kardeşi öyle olduğu gibi. Nikola dedikodusunu bırakalım. Ya siz Nikola dedikodusu yaparken bir reklam arası vereyim. Sonra haremde bu
bizim Halil Hoca'nın çok sevdiği meclislerden olur muydu? O harem değil o. O harem değil. Harem değil o, işaret meclisi. Tamam işte onu soracağım. Yani haremde nasıl? O ama sarayın dışına çıkmışsın. Haremde öyle değil. Haremde ne olurdu, ya. Bahçede ne olurdu falan. Orada kadın yok. Tamam dur soracağız reklamlarda. Bir ne sinirin, ne bağırıyorsun ya? Yok kadın yok orada ya, harem değil o. Değerli izleyiciler lütfen yetişin. Halil Hoca gelecek. Bu ikisi beni dövecekler gelecek burada birazdan. Maşallah kiloları da benden hayli ağır olduğu görüldüğü üzere. Sıkı bir sopa yiyip çıkabilirim. Yukarıda çocuğu ezdi zaten. Ha? Çocuğu ezdi Yavuz'u yukarıda. Evet, evet, evet. Kızmış, niye kızmış? Paltosunu almadı, bir şey ama oldu. Yavuz'u zaten bir sen vuruyorsun, bir İlber abi vuruyor. Yani ben böyle bir şey görmedim. Şeydir, ilim şeyinden i̇lim. Ondan iyi gelir. İlim naklediyorsunuz. İlber naklediyor, bende yok ilim, bende ne arasın? Sen de ilimde gez hakikaten. İlim bende yok. Evet, evet bir reklam arası sonra Murat Bardakçı'nın olmayan İlber tabii Hoca'nın canım da olan ilminden faydalanmaya devam edeceğiz. Sen şimdi Rütük ne yapacak size? Cart diye bir tanesini yok etti oradan. Mustafa ile. Haremde padişahın ayrı bir dairesi var değil mi? Bir kaldığı bir yer var. Çünkü harem kötü bir yer aslında. Baktığın zaman... Sen o daireleri gördün, gördüm tabii. Ben orada oturmam. Mesela 3. Ahmet'in dairesi, şu sizin masayı böyle yap, ikiye katla. Duvarını da böyle yemişlerle süsle, yemiş odası. O orada niye otursun? Tabii ne yapmış? Nefis, pandantif gibi avlunun ortasında bir kütüphane. Besbelli ki bütün geceleri sabaha kadar orada oturup hat çekiyor, yazıyor, okuyor, çok uyuyor. Gayet nefis bir yer. Oraya da işte belki ara sıra gidip gidiyor, uyuyordur öğlen öğlen. Çünkü serin oluyor oraya yazın, ben biliyorum. Hocam öyle bir dedin ki sanki sen de öğlenleri orada uyuyorsun gibi geldi. Amerikalılar kiraya, kiralamak kiralamaya istediler de unuttum kim olduğunu. Ne yapacaklar, kiralayacaklardı? Yani insanların fantazisinin ve arogansının efendim yani küstahlık mı diyorlar? Genel evlenecekler yani sarayı. Yani böyle bir... Amerikalılar genel ev yapmak için... Hayır, o olabilir. Amerikalı da olur. Afrasyalı da olabilir. Olabilir. Bir takım adamlar var bizde de bunu ticaret ve şey zannediyor. Globalization falan zannediyor. Önüne düşüyor. Aptalın biri geliyor. Sonra bana da terbiyesiz diyorlar. Dozu kaçırdığım sen zaman. Ne dedin Amerikalılara? Eğitimsiz dedim. Şey deseydin abi biz de bir Beyaz Sarayı kiralsak orayı bir bordel hiç öyle yapsak. Şeyleri söylemem. Eğitimsiz dersen gider. Değil. Edukasyon evet, yok. Marif'ten bir bere demişti ya hanımefendi senin birisi. Terbiyesiz demiş Fransızca bilmeyene. Marif'ten bir bere. Yani terbiyesiz o. Marif'ten bir behre diye güzel bir kelime vardır. Böyle yani şey çok hoş bir şeydir. Katresini almamış İrfan'ın. Peki padişah nasıl yemek yiyor? Çok yalnız yiyor kan. Yalnız yiyor. Fatih'ten beri yalnız. Bir istisnası var. Biliyorsun ne olduğunu. Patriark Gennadius'u tayin ettiği gün onunla yiyor. Tek istisna var. Hep yalnız başına yiyor. Yalnız yani. Şöyle bir protokolü sofra muhabbeti yok. Arkadaşlar gelsin kafayı çekelim. Biraz hayır canım yemek. Orada birileri dükkanı çabucak yiyor kalkıyor. 14.lüğü mü bu bütün gün sofrada oturacak? Öyle bir yemek şeyi yok yani. Bir yemek muhabbeti yok. 50 tane geçiyor önünden böyle. Küçük küçük şeylerde. Seçiyor artık patlıcan oturtma, patlıcan sikme ne varsa piyasada. Hepsini. Müthiş şeyler. Mesela Fatih eminim bütün deniz mahsullarını geçmiş. Felaket ya. Nasıl havyar ve kalitesi? Alışveriş üzerinde var değil mi? Alışveriş üzerinde hepsi var. Havyar şey. Yani 50-60 çeşittir yemeğin cinsleri. Her öğün. Şöyle şöyle abi. Evet. Çin yemeği gibi. Küçük küçük. Küçük az, meze gibi. Az. Yerine göre de o yemeklerin öyle bir sürüsünü de ahali yer yani saray halkı. Padişah yemeyince onlara gidiyor tabii. Şeyler var. Çok çıkarılanı var, az çıkarılanı. Tabii havyar herkesin önüne konmaz. Lüzumda yok ama herkes de illa şey değil. Zaman zaman o deniz mahsulatı yok olur gider. Bu şeydir. Ben de yanılmıştım. Mesela İstanbul'u balık ve bilmem ne yenen değil. Yani İstanbul halkı kuzu yiyor. Kuzu yiyor. Kuzu yiyor, koyun yiyor bilmem ne. Yani bu beyefendi şimdi sığır ve danaya geçmiş yani yok öyle şeyler fazla. Köylüler ben sığır yemiyorum ben. Sığır ve dana. Öyle mi? Başka yani koyun kuzuyu yani. Bıraktım koyun yiyeceğim. Koyunu bırakmadı, kuzuyu bıraktı. Kuzuyu bıraktım.
Ama kuzu daha saatli diyenler var. Keçi şimdi ama başladım gene. Başladın mı? Keçiyi ben çok severim. Keçi çok güzel. Keçi yemez çok güzel. Mesela oğlak bu halk. Keçi eti çok görmüyorsun. Yok hiç abi. Ama yani yanlış mesela. Bütün Anadolu keçi sever ve yer. Anadolu ve yok. Peyniri işte gibi. İstanbul'da Anadolu'ya yiyince keçiyi yerler zaten motoru bozarlar sonra. Ha ama o bilgisizlikten alışmamaktan. Yoksa ben çok iyi bir et var yani. Ben çok sevdim. Oğlak eti şahidir yani. Hayır oğlak. Oğlakları zaten hemen çıkarıyorlar. O çok kötü. Birkaçını ayırıp biliyorsunuz. İlerinin tekeleri onlar. Müstakbel tekeler. Gidiyor yani şey gerisi. Peki mesela eğlence yok mu? Yani padişah hiç eğlenmez mi? Gırgır, şamata. Eğlenir tabii. Meclisleri vardır. Edebiyat meclisi vardır. İçki içeni için pekala işret sofrası kurulur. Yani içilmiyor diye bir şey yok. Peki peki. İçki için meclisi vardır ama içkisi yoktur. Yoktur. Diye. Kızıyorlar çünkü tabii. Sonra. Padişah içki içer mi diye kızıyorlar ama içer. Ama içmez. Nerede yapıyorlar peki bu meclisleri, bu sohbetleri? Siz hiç sarhoş bir padişah duydunuz mu? Devrilen falan. Yok çünkü. Ağzına içeceksin, içmeyi bilmek lazım. Marifet içkiyi içmemekte değil, içmeyi bilmekte. Adam gibi içmekte. Ha, doğru düz şaraptan anlamakta. Ne çok içerler, şarap mı içerler? Tabii çünkü milli içkimiz rakı değildir dedi. Değil, o Arapçası doğrudur. Değil. Hayır. Adalardan geldi. Adalardan da var. Sakızlar. Şarap içilir yani şarap tabii Kıbrıs'tan falan yani ama öyle sarhoş marhoş yani yok öyle ünvanlar. Saki getir yine eski şarabımı. İkinci Murat. Söylet dile getir yine çengüre babımı. İkinci Murat. Peki böyle dansözler işte rak. Tabii olur yani. Çengi olur. Nerede olur bunlar? Haremde mi? Bir şey sofada oluyor hünkâr sofrasında. O büyük tabii salon var ya orada. O da yapıyorlar. Hünkâr sofrası. Onu da fazla büyütme. Orada Louis Vuitton kiralamaya kalktı. Kaç kişisiniz dedik akşam yemeği için. Oradan kovaladım onu da. 60 kişiymiş zaten. Güle güle. Orada sığmaz olmaz. Ki. Sığmaz ki. Sığmaz. Ya biz niye Topkapı'dan çıktık? Herkes bilsin bunu. Yer yok. Yer yani. Yok. Daracık duracık. Çünkü 19. asrın devleti 200 tane vekile, vükelaya, sefir, süferaya ziyafet verir. Bu iş böyledir yani. Çağırırsın ambasadörleri başkentten. Her peki niye oraya bir şey yapmışlar da gidip o sarayı yapmışlar? Benim. Nereye yapacak? Niye? Gayet mütevazi, kışla hiç dışarıdan bir baktın mı? Dünyanın en mutantan binası. Tabii aynen öyle. İçeri girdiğin zaman bu yükseklik bile yok. Yok. Bilmiyorum tabii. Kamera alıyor mu? Yani işte biraz bir yüksekçe bir şey. Burası 7,5 metre. 7 yok efendim. Geçin. Yani 4 metre falandır. Bu kadardır. Bazı İkinci yok kat yoktur yok bizde. Bir kışladır hakikaten. Koğuşların hiçbirinde öyle birer estağfurullah yok öyle bir şey. 20 kişi, 30 kişi, 80 kişi yerine göre yatar en derin ağları. Kızlar da haremde öyledir yer yatakları üzerinde. Bobovski diyor ya en derinden neyse haremde de aynısı. Aynıdır hayat. Sıkıntılıdır, serttir, sululuk yoktur. Onu açık konuşalım. Laubalik koridorda falan kalsınlıydı. Kaldırdılar. Ha bu filmde ya. Kızlar çok kikir diyor. Şey. Olmaz. Olmaz. Kikirdeme falan yok. Yok öyle şey yok. Ne haddine? Öyle. Burası şey değil yani İstanbul'un. Müthiş bir disiplin var yani. Hem haremde ben durumda. Eline peki bu entrikalar falan filan nasıl oluyor peki? Ev olur niye olmasın? Entrikasız insan cemiyeti olabilir mi? Hepimiz her gün yapıyoruz. Ya insanoğlu. Padişah da insan. Padişah üstelik devlet idare ediyor. Etrafı devletin idaresine katılıyor. Adam akşam deşarj olacak. Şu var mesela şimdi Binişi Humayunlar var eski şeyde. Bunlarda saz, söz, eğlence her şey var. Ama onda da kadın yok. Peki padişah mesela dışarıdan arkadaşları var mı? Yani sarayda yaşamayan, akşam saraya misafirliğe gelen arkadaşları var. Kurtizan. Hayır yani şey şimdi mesela o bizim şey var ya sofa, havuz olan yer. Oraya mesela geliyor Şeyh Hüsnü Efendi çağırıyor, Vezir-i Azam Paşa geliyor. Şairi, müzisyeni geliyor. Şairi falan geliyor. Oraya tabii bütün harem kızları gelmiyor ama Valide Sultan Nazlı'ki de çıkıyor bazen. Yani orası bir oturma odası gibi yazın.
Onun bu tarafında biliyorsun şey var, Bağdat Köşkü, Revan Köşkü. Şimdi bak olayı biliyorsun. Kabakçı Mustafa nasıl yok edildi? Padorona Halil nasıl yok edildi? Padorona, 1. Abdülhamit, bu taife hep geliyor, bır 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 konuşuyor, akıl öğretiyor padişaha. Bir gün artık sıktı, son toplantıda içeri alındılar, bir dahi çıkamadılar. Ama herifler oraya kadar geliyor. Yani bu demek ki o kısım bizim Enderun faslında ki biliyorsun arka avluda kalır. Oraya geliyorlar ama o sol tarafa geçemiyor. Geçemiyorlar. Sol taraf hareme geçemiyor. Bir de şu yok hani bu Tudors dizisinde. Saray devamlı kadınlar, herifler vıdı vıdı konuşuyor, dans ediyor. O yok bizde. Yani saray ciddi bir yer yani. Biraz sıkıcı bir yer. Hayır. Saray şeysi yok. Kurtizan'a ne deriz? Kurtizan onlar çok enteresan. Yani, sorduğun bizde zaman en iyi Fransızca bilenler haklı olarak kibar fahişe diyorlar. Evet. Fakat erkek kurtizanlar var. Onlar da kibar erkek fahişe değil. Nedim. Nedim. Nitekim Rojiye'nin şeyinde, Rojiye'de galiba, diksiyoner, Arap, Berzan vesairede Nedim diye şey yapılır. Tercüme edilir. Ama ailece yaşıyor, karı koca yaşıyor. Millet bu programı seyrediyorsa ya Nedim diye kimse çocuğuna adı isim koymaz. Ha? Nedim diye isim koymaz kimse artık çocuğuna. Niye? Şimdi siz Nedim'i öyle bir hale getirdiniz. Nedim'i hale getirmedik ki padişahın mahiyeti. Le Courtisan de Louis, ben oradan aklımda kaldım. Ama ona okul yaşıyor, kitabında iki resim var. İki adam tam 14. Louis devrinin işte o şeyli peruklu meruklu iki herifi. Le Courtisan de Louis XIV diyor. 14. Louis'nin kurtizanları. Bunlara öyle bir şey denemez. Nüdema bunlar. Sarayda oturmaya mecbur olan, bürokrasiye girmek için aday olan, zaten sabah akşam da mütemadiyen onun apartmanından, onun apartmanına o kont, bu prens, yok bilmem şey, veliaht, veliahtın kardeşi falan, dofen veya işte kralın amcası. Gidip böyle tabasbus halde iltimas rica eden adamlar bunlar ki bir işe kayrılsınlar. İşte ne alakası var işte? Bunlar nüdema, kültürlü insanlar, okumuş adamlar. Böyle bir hayat vardır. Ekmek her yerde. Ama o da sarayda yatıp kalkıyor bunlar. Bizde yok. Bizde yok öyle bir şey. Her yerde zor. Yani öyle şey olmaz. Monsieur'un sarayı vardı ya. Kimin? Monsieur. Louis'nin kardeşi. Evet. Tam rezalette şeydeki. O çünkü kendi rezil herifti. İlla rezalet olması peki gerekmiyor. Topkapı varken İstanbul'da başka saray var mı? Yani hayır, yok. Hayır. Sahil saraylar vardı. Onlar... İkinci Mahmut ve hatta Sultan Abdülmecit. Bunlar da kalır. Kim o mesela? İşte falanca sultan, kız kardeşin kardeşi, şeyi. Kardeşi. Eyüp kıyılarında, Kağıthane'ye doğru. Hatice Sultan. Boğaz'da kardeşi. Hatice Sultan'ın sarayı. Bunları 3. Selim gözünü kırpmadan yok etti. Fabrika kuracağım diye. Biz fabrika hastasıyız çünkü. Çok önemli bir eğilim bu. Ve saraydan nefret ettiği, bunaldığı için 2. Mahmut çok az kalırdı bizim orada. Hep bu sahil saraylarda geçmiştir ömrü. Gene Topkapı Sarayı yapılana kadar Abdülmecit Han içinde doğru. Doğamaç Sarayı yapılan. Tabii, hatta böyle küçük kasırlarda vakit geçirirdi. Mesela bir tanesi Fatih Çarşambası'nda tepede Sultan Selim Camii'nin yanındadır. Manzara seyretmek için yapılmış. Bugün orada bekçi kalıyor. Afiyet olsun. Çok güzel bir küçük şanslı köştür. Yani Topkapı Sarayı Humayun o. Imperial Palace. İmparatorluk Sarayı. Evet. Öbürlerinde bir takım köşkler işte yani. Sonra tabii Tanzimat'ta şeyler, çırağan falan, küçük fukası şeyler yapıldı. Vakitimiz doldu mu diye bakıyoruz da Oya'dan son birkaç dakikamız kalmış. Evet. Ya Murat, hazır şeyden bahsetmişken, Muhteşem Süleyman'dan. Onun meşhur bir şeyi var, şiiri var. Herkes iki cümlesini bilir sadece. Halk içinde. Halk içinde olmayan bir şey değil mi? Bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes. O uzun mu ya devlet? Tabii. O uzun bir şiirdir değil mi? Uzundu. Olsa kumlar... Baştan bak. Yok bir daha. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olsa kumlar sargışınca ömrüne hadü adet...
gelmeye bu şişeyi çah içebilir saat gibi. Ama bu çok meşhur şey. Uzundu. Uzundu. Fakat onun o idam ettiği oğlu şey Hürrem'in İran'a kaçan neydi? Bayezid. Bayezid'le bir... Hürrem'den olmalı değil mi? Evet. Onunla bir mektuplaşması vardır. Şimdi öldüreceğini anlamış. Yani af diliyor. Şah'ın yanında Bayezid İran'dan şey gönderir. Mektup gönderir. Nasıl da bir günahım. Ey bir günahım. Ey seraser aleme Sultan Süleyman'ım baba. Tende canım canımın içindeki canım baba. Bayezid'ine kıyar mısın benim canım baba? Bir günahım hak bilir devletli sultanım baba. Bir günahım suçsuzum diyor. Fatih'in ona şey Kanuni'nin de cevabı şiir şeklinde. İşte Masar-ı Tuğyan'ım oğul falan şöyle biter. Tekerrür mısrağı. Bir günahım deme, dime. Bari tövbe kıl canım oğul. Gebertçem diyor. Bari tövbe et, günah suçsuzum deme. Suçsuzum deme, en azından tövbe et. Ama tabii en içlisi şeydir. Medet medet bu cihanın yıkıldı bir yanı. Ecel celali yeri aldı Mustafa Han'ı. Döküldü mihri cemali bozuldu erkanı. Taşlıcalı Yahya. Mustafa'yı öldürttüğü vakit ya adam bunu yazmış, bütün İstanbul'u dağıtmış. Hiçbir şey yapamamışlar adama. Mustafa'yı öldürttüğü vakit. Ama çünkü yazan kim bunu? Şehzaden Barşın yedi. Şehzaden yani, Barşın yedi. Çünkü böyle provokatör bir şair. Mustafa aldı Mustafa Han'ı. Döküldü mihri cemali bozuldu erkanı. Vebale koydular Ali'le Ali Osman'ı. Hakaret ediyor bir yerde. Tabii. Şeyden. Olay da görmeyeydi bu macerayı. Yazıklarına revayı gördü. Peki o dönemde padişahlar eleştirilemiyor mu? Eleştirilemiyor. Hayır. Ya, ama lafa bak. Bir dakika ama işte ne diyor? Nesimi suf gibi yerde koyma ahımızı. Sabah rüzgarı gibi ahımız yerde kalmasın tamam. Diyor. Sonra kıvırıyor biraz. Hakaret eylediler nesli padişahımızı. Ama hiçbir şey yapamamışlar adama. Niye yapamamışlar? Bir kere evladını öldürmenin üzüntüsü var. Bir de halktan çok büyük tepki toplamış. Artık öyle oluyor. Normal bir zamanda olsaydı adamı öldürür, boğalardı. Yani Nefi niye gayet rahat yani. Odunlatıyorlar kafasına vurup. Aköpek o köpek diye yazıyor öldürüyorlar. Bunu hiçbir şey yapamıyorlar. Oh neyse. Aköpek redifiydi onun evet, değil mi? Ama yani Kanuni bayram şeydir, iyi şairdir. Vaktimizi galiba doldurduk. Epey de Fahri güzel muhabbet ettik. Efendim evet. Fası yok. Ha? Fahri alemsin efendim fası yok. Gevheri cansın efendim rası yok. Fası olmayınca fahri alem harı alem oluyor. Eşek yani dünyanın eşeği. Gevheri cansın efendim rası yok. Can cevherinin rayı kaldınca güğü can yani pislik necaset çok sonra iltifat ediyor. Sonrası? Artık o kadarına gitmiyor. Rası yok diye bir daha geber. Rası yok işte gevheri canın rası düşünce güvü şey can oluyor. Sen eşeğin tekisin, eşeğin bilmem nesisin, geber git. Ve şiit efendim diyor. Şiit efendim. Var ya. Şiit efendim bak oturdu şiit efendim faile hakim. Oturdu. Faile oturdu. Evet izleyiciler iki tane müthiş adamdan güzel, güzel şiirlerle bitirdik. Şiirleri yazanlar değil okuyanlardan bahsediyorum müthiş adamlar diyerek. Ama şeyi okumadı. Kadı defterinde bulduğu şiiri okumadı. Ben unutmuşum. Onu, hadi oku, oku ya, hadi oku. Ben unuttum bilmiyorum da. Ki. Hadi. Ya ben, hadi. Ben nereden bileceğim? Bak okurum. Oku hadi. Ama Türkçe'ye çevirme. Okuyacak da Rütük'ten. Türkçe şiir. Türkçe şiir. Yani, arada okudum. Arada okuyor tabii. Neyse efendim bunlar bunlar yoldan çıkmadan ben programdan çıkayım çünkü. Erhan kadar çıkamayız yoldan. Erhan kibar adamsın yanınızda ya. Yani Tokat'ta ya, olan o. Ben Osman'da seksi yazdım bir yere bıraktım. Ama sadece belge yayınladım. Adam Kanuni'nin hususi mahrem hayatı. Mahrem hayatını anlattım. Ama çok iyi yaptılar. Türkiye'de tarihin sevilmesi için mutlaka ve doğru bilgilerle. Siz zaten ikiniz sevdiğiniz tarihi Türkiye'de. Ya o da iyi işte. Bir şey oldu. Evet değerli izleyiciler en sevdiğimiz konuklarla yaptık bu akşam programı. Daha doğrusu en sevdiğimiz konukla yaptık Murat'la konukla. Beraber. Gerçi Sayın Ortaylı'dan konuklar diye bahsetmek de herhalde yerinde olur. Mihman ağam. Evet haftaya görüşmek üzere. Bu arada cumartesi akşamında Murat Bardakçı ne yapıyorsun? Şey yapıyoruz. Bu Mehmet Güntekin ve arkadaşlar çok sesli müzik yapacağız. Serhan Bey gelecek. Musiki, çok sesli musiki yapacağız. Türkiye'de. Çok sesli devrimimiz. Aa. Sen çok seversin ya hani oratorya dinliyorsun hep. Evet. Onu bayılıyor. Bayılır. Yunus Emre oratoryosu. Ha? Yunus Emre oratoryosu. Yeah.
şey dinliyorum ben, Sultan Abdülaziz Han Valse Davet. Olur mu, onu Guatelli yapmış. Abdülmecit, yok ya, yaşıyor muymuş o zaman Abdülmecit? Kapatalım görelim demiş ya. Yukarıda devam ederiz. Enerjiler falan. Allah. İyi geceler efendim. Cumartesi Murat'la, Salı günde benle tekrar buluşabilirsiniz. Hoşça kalın.